Gittim var. Ayarlara gir bir. Evet. Şur. Tık. Şimdi kesintilik gitti mi? Hah, bakayım konuş Normal. bir. 1 2 3 4 5'ti. 1 2 3 4 5. Tamam, şimdi iyi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam, şu an iyi. Sakın ne yaptıysan evet, daha ona dokunma. Şöyle bir şey yaptım. Evimdeki Wi-Fi disgusting olduğu için Nuhnevi'den kalma bir internetim var maalesef. O yüzden çıktım, 4G'den girdim. 4G, vay. Evet. Çünkü Reddit'te öyle bir şey okumuştum. Yani internet çok yavaş olursa öyle bir yankılı gibi geliyor diye. Yankı onu da değil. Onu deneyeyim dedim. Yani bayağı komple kesiliyordu. Cümlenin 5 kelimesi gelmiyordu. Şu an gayet iyi bence. Ama yine eskisi gibi yankılı mı? Çok ses. Az ama eskisine göre daha iyi. Öyleyse güzel. Tamamdır. Ha. O zaman girişimizi yapalım. Bugün merhabalar. Evet. Diğer insanlardan özür dileyerek merhaba diyorum. İnanılmaz professional podcast'imize hoş geldiniz. Bence de Duygu'nun yayınını nasıl sohbet ediyorum 2. Bugün tüm gün podcast dinledim Azga ve aşırı özendim. Evet, yani evet, zaten bir teori var. Günün birinde dünyadaki herkes podcast yapacak falan diye. Bence neden biz de eksik kalalım şeklinde. Evet, bence de. Çok şey yapabiliriz, hem Drag Race ve illüstrasyon tasarım şeklinde böyle aptal aptal. Değil mi? İki tane profesyonelimiz. İkisi üzerinde başka hiçbir şey yok. Bir de yemek yemek. Abur cubur olabilir. Ha, şey yapabiliriz. Yayında mukbang yaparız. Of. Sonra da üstüne Drag Race konuşurken çizim. Tamam, çok mantıklı gerçekten. Direkt bağlanma. Evet, ne kadardır yayındasın? 1 saat 20 dakika. Ha, bu yayından mı başladın bu çizime? Yok, hayır. Ha, daha önceden başlamıştın. Bugün inşallah bu kafasındaki saçma sapan aleti yapabilirsem bitireceğim. Hı hı, güzel. Ben de bugün açıkçası yayına çıkacağım dediğin zaman seninle konuşacağım şeyi düşünmeye başlamıştım. Hı. Nasıl motivasyon sağlıyoruz başlığı adı altında. Motivasyonu... Sadece... Geek üzerine şeyler geldi. O yüzden sen birazcık ciddileş, ben sana katılacağım. Bana ciddileş mi diyorsun? Evet, lütfen. Motivasyonu korumak değil de ne kadar çok ve hızlı kaybettiğim üzerine saatlerce konuşabilirim. Aa, güzelmiş, tersi. O da olur. Bence hiç olmaması gereken bir konuşma. Olur olur ama sen onu konuşursan o zaman onları nasıl egale edeceğimiz de belki tespit edebiliriz. Dikkatini neler dağıtıyor? Neden sonra üzülüp bir anda resim çizmeyi haftalarca bırakıyoruz gibi bir şey olabilir yani. Önceden şey, duygularım motivasyonumu çok kontrol ediyordu. Hatta hala öyle. Ama evet, yavaş yavaş motivasyonun beklenmesi gereken değil de senin disiplininle eğitmen gereken bir şey olduğunu kabullendim. Bu kabullerin sende evet, de yaşandı mı? Evet, birazcık zorlamak gerekiyor. O konuda kesinlikle sana katılıyorum. Aslında ben yani ilk başta resim yapmaya başladığım sıralarda, yani okul zamanında falan da. Üniversite mi? Yok, lise zamanında. Neden bu okula girdim diye kendime çok kızmıştım çünkü. Ne demek ki? Sadece canım resim çizmek istediğimde resim çizmeliyim ya, bunun okulu mu olur kardeşim şeklinde bir fikrim vardı. Çok saçma geliyordu ve çok nefret etmiştim. Bak, sen özellikle liseyi güzel sanat okudun değil mi? Evet, 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 aynen öyle. Bayağı yani iki senem kendimle mücadeleyle geçti ve çok az resim çizmiştim ben. Lise zamanında gerçekten
Sadece ödevleri çiziyordum. Nefret ediyordum bir ara resim çizmekten. Ulan ne yapsam falan diye düşünüyordum. O sırada zaten artık meslek düşünmeye başlamıştım. Ben çizim yapmak istemiyorum. Grafiker olayım bari şeklinde bir mesleki kaymak yaşamıştım. Evet, aynen öyle oldu. Grafiker olmaya da aslında grafiker birisi okula mesleğini tanıtmak için geldiğinde karar vermiştim. Aklımda öyle bir şey yok diyor. Çünkü dijital sanata da karşıydım. Gel gör ki şu an sadece dijital bir hayat. Peki bir şey soracağım. Çok kötü ya. Bütün tükürdüklerini yalamak. Evet. Bu şu anki konunun içine hızlı bir parantez olarak grafiker ve grafik tasarımcı. Ha ha. Evet. Bu şeyin neresindesin? Bilmiyorum. Ya, grafik tasarımcı olduğumu düşünmüyorum. Neden? Ve ortaya çorbalamasyon bir şeyler. Ya ne bileyim, insanlar sorduğunda ben görsel tasarımcıyım demek istiyorum. Çünkü her şeyden böyle biraz az var ya. Yani tam bir böyle tam UI tasarımcıyım. Senelerdir bunun üzerine çalışıyorum. Bunu yani bu konuda kendime güveniyorum ve bunu söyleyebilirim ama anlamadığı için insanlar grafikerim diyorum. Ha, sen ona göre o şeyi seçiyorsun. Ben mesela biri evet. grafiker dediği zaman bana böyle bir titreme geliyor. Grafik dediğim zaman daha çok aklıma basılı yayın organları geliyor. Aynen öyle. Geleneksel grafik tasarımı geliyor aslında çoğunlukla. Ondan daha sıyrılamadım ben. Çünkü ismiyle müstesna bir durum yani. Grafik adı üstünde. Bende de aynı algı var. O var ama tabii artık her şey dijital olduğu için yani grafik tasarımcıyım dediğinde bir insanın işte web sitesi yapabildiğini düşünüyorum. Bir poster tasarımı yapıyorsa mutlaka onu sosyal medya için yaptığını düşünüyorum. Hatta soruyorum, basılı yayınlar için mi, basılı medya için mi çalışıyorsun? Öyle bir ajansta mı? Sonuçta etrafta hala bir botlar var yani. Evet. Onları da bir takım insanlar yapıyor. Haftalarca bir yerlerde. Bir yerlerde insanlar hala basılı iş yapıyorlar yani. Ama yani çoğunlukla onları da devşirip bir şekilde dijitale çeviriyorlar. Gibi gibi. Hatta yani artık dijital yapıp daha sonra onu ben baskıya uygun düzenlediklerini düşünüyorum. Bayağı bir uzaklaştım basılı olaylardan. Ben de. O yüzden çok bir fikrim yok açıkçası. Ama yani böyle bir dergi tasarımıdır, işte broşür tasarımıdır falan. Grafik deyince bunlar geliyor benim aklıma. Benim aklıma da onlar geliyor. Ama bir yandan da mesela grafiker, yani grafiker şeyini asla normalde umursamam ama grafiker lafını kullanan insanlar da genelde bu görsel tasarım komple başlığı kafasında biraz küçük düşünen insanlar oluyor. O yüzden tilt oluyorum ben açıkçası. Ha, enteresan. Evet, olabilir. Yani olabilir. Olabilir de olmayabilir de, doğru söylüyorsun. Sen o zaman görsel tasarımcıyı mı kendine şey yapıyorsun, kullanıyorsun? Uygun buluyorum, evet. Açıkçası öyle. Ama nerede kalmıştık? Biz şu an başka bir konuya geçtik. Duygu. Evet, sen lisede çizim yapmaktan nefret ettiğini fark ettim. Motivasyon kırılır. Ya ödev olunca işin içinde bir kere ona sinir oluyorum. Komisyon olayımız vardı bizim. 1500 tane resim hazırlayıp onu böyle 700 tane hocanın önünde titreye titreye gösterme olayı. Lisede. Evet, o beni çok sinir ediyordu açıkçası. Bir de yani lisede de güzel sanatlar olmasına rağmen yani resim bölümündeydim ama sadece resim çizmiyorsun. Orada da grafik dersi var. Bilgisayar dersimiz mesela çok yoktu. Bilgisayar üzerinde bir şey yapmadık. Ama heykel bayağı bir kastırmıştı beni. O kadar çeşitli miydi ya? Evet evet. Eğlenceliydi aslında heykel ama şeydi yani. Üç boyutlu düşünmek tabii bence ilk senelerde olması, biz üçüncü seneden itibaren heykel dersi almaya başlamıştık. Önceden eğer heykel dersi almış olsaydım desen çizimlerim çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. İlk senelerde daha ziyade desen yapıyorduk ve basit grafik paternleri çiziyorduk.
Bu bahsettiğin derslerin hiçbir seçmeli falan muhabbeti yok değil mi? Yok yok, zorunlu. Yani o şeyde, müfredatta o var. Ona girmek zorundasın. Heykelle birlikte bir de yağlı boya uyuzu. Oha, her şeyi olabilecek tüm mediumları sizi evet, fırlatmışlar. Evet. Bayağı zormuş ya. Evet. Ama en nefret ettiğim guajdı. Aa. Guaj boyamadan nefret ediyorum. Neden? Nefret ediyorum. Çünkü grafik tasarımları guajla yaptırıyorlar. Poster yapacağız, guajla yapıyoruz ve gerizekalı magenta rengi şey oluyordu. Manuel. Dalgalanıyor. Manuel o renkleri bulmak şey değil mi? Şimdi evet. Pıt pıt hemen eyedropper'la. Aynen öyle. Abi şey çiziyorsun ya. Hue saturation şeyi yaptırıyorlardı ya. Onu üniversite ilk sınıfta yapmıştık. Demek ki normalde lisede yapılan bir şeymiş. Ay, bilemiyorum da yani. Aman aman yani. Ne gereği vardı. Peki bu kadar lisede tüm bu sanat ve tasarım olayından soğuyup üniversitede tekrar görsel tasarıma yönelmenin sebebi ne? Ya işte mesleki durumdan dolayı grafiker arkadaş geldiği zaman onu o kadar ballandıra anlattı ki ya dedim ne olayım ya ben iyiymiş yani. Onun öncesinde çünkü moda üzerine bir şeyler yaparım diye düşünüyordum. Sürekli kadın ve kıyafet çizmeyi sevdiğim için. Sonra dedim ki ulan herkes de modacı oluyor. Ya boş ver ya, ben de grafiker olayım. Parası da iyi. Onlar parası iyiydi, düşün. Bir dakika, parası o iyi. O kadar yaşlıyım. Parasının iyi olduğu evet, bir dönem evet. Mi varmış? Tabii ki canım. Aa, aşk olsun Duygu'cu. Bilgisayarın olmadığı dönem herhalde iyiydi parası. Ajanslar. Dinozor zamanı. tabii ondan sonra teknoloji de gelince her şey ayağa düştü. Sonra gelsin asgari ücrete grafiker, gitsin stajyerlere yaptırılan işler şeklinde. Benim işte grafikten tamamen soğumamın sebebi oydu. Evet, yani çizim olaylarının motivasyonumu itiraf ediyorum ki sınıftaki çok iyi çizen arkadaşlarımı kıskanarak ancak ilerletebilmiştim. Vak vak. Mesela beni hiç o motive eden bir şey değil ya. İyi ya da kötü yani. Bak bu konuya değinmeyi çok istiyorum. Lütfen bu konuda konuşalım. Çünkü bence insanların konuşmaktan çekindiği ve bence gerçekten etkileyen bir şey. Evet ya, bu konuda dürüst olmak istiyorum. Gerçekten ben çok upgrade level'daki insanlar değil ama... upgrade level benden, insan ne? Yani şimdi Michelangelo falan anladın. Ha. Yerimi de biliyorum şeklinde. Yani ya yaşı atıyorum bana yakın ol, benden iyi olur. Duygu Özuyar. Saçmalama ya. Senin ondan işlerini sonra göstersek şurada. Bir dahakini öyle yapacağım. Geldiğinde böyle yayına bir kutu koyacağım. Senin işlerin slide olarak geçsin böyle. Yok gerçekten. Mesela atıyorum senin çizim yapıyor olman beni motive eden bir şey. Ha. Yakınımdasın. Görüyorum. İşte senin ambition'ını görüyorum atıyorum. Senin yeni yaptığın, kendinde yeni geliştirdiğin bir şey görüyorum. Aa diyorum işte Duygu böyle bir şey yapmış. İşte atıyorum sen bir şey söylüyorsun. Hadi yapsana falan diyorsun. Bu mesela bende en top motivasyon benim kişisel olarak kendimde bu. Hmm. Yakın çevre motivasyonu. Evet. Şey peki, yaş meselesi? Daha demin Yaş meselesi şöyle, şimdi bazen mesela çok beğendiğim accountlar oluyor. İşte Behance'de olur, Pinterest'te birisi bir şey paylaşır, alt adını yazar, oradan girerim, Instagram'ına bakarım falan filan, Portfolio, ArtStation, aklına gelirse. Stalklayıp onun çok genç bir Asyalı olduğunu gördüğüm zaman onu eliyorum. Asyalılar da zaten şey. Ya, o benim kıstasım değil abi. Ona bakmayacağım yani, anladın mı? Moralimi bozamam. Allah Allah ya. Zaten o açıdan, Asyalılar evet. Genel olarak her şeyde bir adım önde. Selam Sincap Bey. Evet. Özge, sana iki tane soru var bu arada. Ben hiç okumuyorum. Sen seni dinliyorum sadece. Demiş ki UI tasarımları yıldan yıla çok değişiyor mu? Tabii. Bayağı şu an şeye yani filete kaydı herkes.
Sonraki sorusu da mesela o. Flat demek istediği simplistik akım ne zaman biter diyor. Bu şey... Yok. Bitmez. Bitmez. Bayağı bir gider ya, öyle biteceğini zannetmiyorum. Çünkü ona gelene kadar badireler atlattı bu gözler yani. Öyle gidelim, iyidir o. Sen memnunsun bu akımdan. Yani gündelik hayattaki şeyler için memnunum. Çünkü zaten ortalık edukasyon kaynıyor. Her türlü oyun kaynıyor. Yani çok yorulduk yani. İnsanların beyni pörçüdü ya artık. Şey olsun, birbirlerine benzemelerinde de benim için bir sıkıntı yok açıkçası. Yayların o yüzden, evet, simple olabilir yani. Evet, olabilir. Burcunu sormuş yani, biri. Neyi mi? Burcunu. Ha bak, ona gelecektim ya. Yemin ederim onu söyleyecektim. Bir insan motivasyonunu... Ya bırak. ...bak istiyorsa yemin ederim var ya. Burcunu değiştirsin ya. Ben boğa burcuyum. Hiçbir şekilde kendimi stabil tutamıyorum ama şey falan olsaydım, böyle Başak falan olsaydım burçlardan. Ya bahane ya. Burcumuzu nasıl değiştireceğiz? Ben oğlağım ama gram oğlak özelliği taşımıyorum abi. Oğlak şeydir böyle. Ambitious. Sadece kariyer, işte kapalı duvarları vardır falan. Benim yükselenim Başak. Böyle ortaya sıçmak bir şey çıkmış o yüzden. Ya bilmiyorum ya, şey ya, bazı insanlar gerçekten oturuyor, çalışıyor abi yani. Görüyoruz yani, bu gözler bunu görüyor. Gayet çatır çatır çalışıyorlar insanlar. Sonra da kendilerini geliştiriyorlar falan. Ben mesela şey yapıyordum eskiden. Yaşa bayağı takıyordum. Ya yani mesela atıyorum işte, giriyorum profiline murofiline, eleman benden böyle 5-6 yaş küçük falan, öyle bir krizler geçiriyordum ufak çapta. Ama artık şey yaptım, baktım gerçekten sağlıklı değil. Hı hı. Kendini şey, kırbaçlamaya başladın yani yavaş yavaş, başka türlü olmayacak. Yani bir de çok farklı herkesin gelişim hızı, gelişim süreci, bilmem nesi. Ama... Ya, tabii şimdi sonuçta bir yetenek de söz konusu yani. Hiçbir şey çizemeyen insan var. Oo, bir dakika. Ortalama çizen insan var. Efsane çizen var. Yani adamın, kadının veya bu ikisi de olmayabilir, bilemiyorum. Cinsiyet konuşmayacağım. Gender yani, neutral. Çiziyor yani. Efsane çiziyor ya. Yapacak bir şey yok. Çocukluktan itibaren bir görüyor. Onu her açısından, ışığını, gölgesini hallediyor yani. Ben bir çiziyorum. Ağzı yamuk, öteki ayağı bir yere kaymış falan, kadrajı oturtamamışım, oran orantıyı bir tekrardan siliyorum falan, tekrar düzeltiyorum, bir şeyler yapıyorum, çeşitli yöntemler uygulamaya çalışıyorum, yok tersten bak, yok uzağa git oradan bak. Aynen. Yani bunu bir şekilde böyle yapmayan insanlar var. Mesela kağıdımı masanın üzerine yatırdığım zaman sıçtığım an. O ne demek ya? Ya perspektifi şey yapamıyorum, ayarlayamıyorum. Anlatabildim mi? Hı-hı. Normal desen çizdiğini düşün. Tamam. Kağıdı masaya koyduğum zaman bu hani optik illüzyonlar oluyor ya. Arkadan baktığın zaman düzgün gözüküyor, önüne bir geliyorsun upuzun bir şeymiş. Öyle çiziyorum yani. Anlatabildim mi? O yüzden onu drolite koyup önüme böyle 45 dereceyle şey yapmam. Öyle diyecektim, onun çizim şey çözümü de o şekilde. Abi hiç rahat değil o da yani. Yıllardır diyorum, rahat edemiyorum ben öyle. Daha demin yetenekten bahsettin Özge. Yeteneğe inanıyor musun? Evet ya, elbette. Nasıl yani? Senin için yetenek nedir? Onu bir anlatsana. Bir tartışalım bu konuyu. Yani çok irdelemedim ama bu bilmediğim yerden geldi. Mesela yetenekten yani, kastın atıyorum öğreneceği ya da öğrenmeye çalıştığı konuyu hızlı kavrayan insan mı olabilir? Sanki çünkü... Evet ya, çok daha hızlı kavruyor yani işte yine kendi okulumdan örnek vereceğim. Normal bir vasat, ortalama bir sınıf vardı. Onları gözlemledim yani yıllar. Aynı eğitimi aldık hepimiz. Hemen hemen hepimizde aynı malzemeler vardı ve ödevlerimiz aynıydı. Ama bazıları daha iyi çiziyordu.
aktivitelerimiz aynıydı. Yani o daha iyi çizenler eve gidip kudurmuş gibi bizden daha fazla antrenman yapmıyordu yani, anlatabildim mi? Ama daha iyi çiziyordu yani, bariz bir şekilde orada ben ikna olmuştum yani. Yetenek diye bir şey var, görü diye bir şey var. Gördüğünü aktarabilme diye bir şey var. Bir de tabii ki yani artık çok burçlara inanmıyorum dedim ama insanın karakteriyle alakalı da bir durum var. 45 dakika desen dersi var. Ben 10. dakikadan itibaren ortada koşmaya başlıyordum. Ama o çizen abi, çizen abla gayet güzel şövalesinin başında devam ediyordu işini yapmaya. Dikkati dağılmıyordu. Bitirmek istiyordu. Zevk alıyordu yapmaktan. Ben orada çılgın atıyorum. Acaba ADHD olabilir mi sende? Ama ne bileyim ne bu. Şimdi yapamıyorum ya. Sıçacağım ha. Sanki böyle yetenekten çok çalıştığın konuya kendini tamamen verme, böyle beynine, evet, nasıl diyeyim, o an yaptığın şeye beynini tamamen adamak gibi. Öyle yani, bir de ilgi alanın gerçekten oysa eğer, yani geçici bir hobi tarzı bir şey değilse, çünkü bazen o şekilde başlıyor insanlar, ama yani ortalama bir hobiymiş. Dolayısıyla bırakıyorsun. Her, ya hırslı da oluyor mesela bu bahsettiğim kişi. Bir şeyleri başarmak istiyor. Ama ortalama bir seviyede kalıyor. Çünkü aslında onun gerçek peşine o olmayabilir. Gibi. Tamam, bir soru daha var sana. Hazır mısın? Hazırım, hazırım. UI tasarımcısı program yapımcıları ile beraber mi çalışıyor, yoksa işini yapıp gidiyor mu? Aşamalarını açıklayabilir misin? Çok güzel soru. Haydi bakalım. Tabii ki birlikte çalışıyorsun. Şimdi kafanda bir tasarım var senin ama onu acaba senin yapmak istediğin platform yapabiliyor mu teknik olarak? Bir kere bunu tasarım yapmadan önce sormak gerekiyor. Bu da mock-up aşamasında oluyor. Yani tasarımı hafif bir sketch olarak düşünelim, bitmiş olarak değil. İşte şunu şuraya koymak istiyorum, bu buton bu şekilde anime edilsin istiyorum. Yani butonun arkasından atıyorum bir kart imajı fırlayacak ve dolayısıyla o kart animasyonunu maskelemek gerekiyor. Maskeyi desteklemiyor olabilir o platform. Platformdan kastım mesela 4 sene önceki Unity. 4 sene önceki Unity'de bir sıkıntı yaşıyordum örneğin. Maskeleyemiyoruz, bilmem ne bir şeyler diyorlar. Ben efsane animasyon örneği hazırlamışım. O da çok kötü oluyor ya. Örneğin yarısı çöp. Bunu yapamayız. Kullanamıyorlar. Evet, bunu yapamayız. Sonra senin yaptığın iş çöpe gidiyor. Dolayısıyla artık zamanla da yarıştığın için bir şekilde önceden sorman gerekiyor. Daha sonra teslim ettikten sonra yazılımcıya yaptığını sana gösteriyor. Test aşaması var. O yüzden sürekli bir iletişimde olmak gerekiyor. Çünkü yani yine yeteneğe geleceğim burada. Birden fazla yazılımcıyla çalıştım. Bazıları gerçekten görsel yeteneği de olan yazılımcılardı ve benim verdiğim animasyonu birebir yapıyorlardı. Hatta daha güzelini yapan, daha smooth yapan arkadaşlar oldu. Bu gözler onu da gördü. Ama bu mesela anlattığın prosesin içinde product manager'ın da çok büyük önemi var. Evet. Product manager'ın da önemi var. Çok tabii ki önemi var. Sonuçta ürünü yönetecek kendisi. Aslında senin ama yazılımcıyla tabii olan ilişkini ve iletişiminin sağlıklı olmasına ondan da sorumlu. Evet, emin olan kişi şey, çünkü mesela sen dedin ya yazılımcı, işte yeteneği olan yazılımcı. Yeteneği yoksa diyelim, şimdi kelime bence yanlış ama anlaşılması için kullanıyorum. Senin tasarımın dilinin yazılımcı tarafından anlamasını ve aynı şekilde yazılımcının anlattığında senin anlamanı sağlayan köprü kişi. Ya product manager'lar var ya, yani öyle gerçekten upgrade insanlar olmalı. Yani başka bir şey, yani başka bir kafa o. Var öyle insanlar, yok değil. Hem tasarımdan anlayacak, hem teknik tarafından anlayacak. İnsan ilişkileri de hat safhada olacak falan filan. Falan filan. O konuda haklısın ama şey, yani yapamayan yazılımcı için de şöyle bir yöntem geliştiriyorum. Ben onun dilini öğrenmeye çalışıyorum. Bu da
yani kendimi övmek gibi olmasın ama. Öv bacım, öv. Öv. Bence yeterince övmüyorsun. Her tasarımcının yapabileceği bir şey değil. Çünkü ben de bir şekilde onunla yazılım dilinde konuşmaya çalışıyorum. Çünkü tasarım dilinde konuştuğum zaman zaten zaten halihazırda göremiyor. Dolayısıyla işin içine daha ne derler, matematiksel şeyler giriyor. Direkt yazıyorum. A objesi, B noktasına giderken saniye içerisinde işte %20'sinde zıplamasını gerçekleştirsin ve izah ederek yerinde zıplayarak dursun diyorum. O zıplamayı ayrıca anlatıyorum. Parantezler açıyorum. Hatta süslü parantezler falan kullanıyorum yani. Yabancılık çekmesin diye. Dur chat'e bakayım. Söyle. Ama tabii şey, zorlandığım oluyor içime geçerken. Çünkü her biri bir değil yani. Dediğim gibi bazı yazılımcıya sadece animasyon örneğini veriyorum. Ardıma bile bakmıyorum. Ama bazısını başında durup birlikte yaptığımız oluyor. Bir soru daha var. Bize en beğendiğiniz Türk çizerleri söyler misiniz? He. Ne kadar harikadır benim isim. Evet şeyim. Ya direkt soruyu görünce böyle bir şey oldum. Neydi? Mehmet bir şey vardı ya. Ana adını. Özen mi? Evet. Riyot'ta çalışan. Evet. Onun evet, işleri evet. Şey. Benim direkt onu kişisel beğenim. İdolüm Melike Acar olarak hemen şey ya yapıyor. Melike. Instagram'da. Sürekli bahsediyorum o kadından. Sapığı falan sanacak beni ya. Evet ya, gerçekten olabilir. Melike Acar'ın sapığıyız. Abi şey oldum ya, geçen gün bir şey yazmıştım Instagram'dan, girip profilimde bir iki bir şey beğenmiş, böyle halının üzerine falan yattım heyecanla. Ne kadar fotoğrafını beğendim. Benim abi hepsi screenshot'la kayıtlı ya. Aa, hatırlıyorum, Twitter'da paylaşmış mıydı hatta, böyle genç yetenekler harika bir şeyler demişti sana. Bilmiyorum ama herhalde paylaşmamıştır, paylaşsa hatırlarım çünkü öyle bir şey. Ay yemin ederim öyle bir şey, bayağı ekstrem bir şey vardı sadece. Yorum mu yazmıştı? Yani bir iletişime geçmişsiniz ben hatırlıyorum. Etkileşim olabilir. Yorum falan evet. Olarak. Şimdi Instagram'ımı evet. Açtım ben. Buradan Türk çizerlere bakacağım. Mesela Tugay Bine var. Evet. Tugay'da işte Drink and Draw'u şey bahsediyor. Yapan. Sümeyye evet. Keskin'de şeyimiz, gururumuz şeklinde. Aynen çizgi öyle. Roman. Onu da çok beğeniyorum. Ya isim aslında aklıma tutamıyorum ama var. Murat abinin mesela tavsiye ettiği bir sulu boyacı vardı. Taydan Akşit diye. Onu beğeniyorum. Hatta şeyler falan yapıyordu böyle işte. Dergilere kapak falan. Hiç bilmiyorum ya. Instagram'ın var mı? Evet. Şey vardı Instagram'ı, hatta o da yani çok fazla şey kullanmayan biriydi aslında, sosyal medya kullanmayan biriydi sanırım, sonradan eklemeye başladı diye hatırlıyorum. Aslında bayağı Türk takip ediyormuşum ya, Instagram'ıma girip takip ettiklerime bakabilirsiniz. Mesela evet. Bir tane Instagram'da şey var, Uzay Çöpü diye biri var, gerçek adını bilmiyorum, sen biliyor musun onu? Hayır. Böyle Çin'i çizim hayır. Yapıyor ve efsane. Aa. Detaylı. Dur yollayayım sana hazırlaşırken. Ya, oh. Enteresan. Onu görünce. Ya böyle tapık gibi ayrıntılı efsane çizen insanlar işte. Ama mesela şeyi fark ettim. Benim severek izlediğim, takip ettiğim çoğu çizer aslında benim tarzımla pek alakası yok. Ama mesela çok seviyorum. Öyle çizmek istemiyorum ama çok sevdiğim çizerlerin tarzı genelde hani benimle çok alakalı değil. Hı-hı. Sende de öyle bir durum var mı? Yok. Düşüneyim. Ya çok farklı insanları takip ediyorum tabii ama çok benim tarzımdan aykırı en çok sevdiğim işte bu efsane çizen ikizler var ya. Mustafa Karasu ve Şerif Karasu. Aa evet evet, o iki yani, kardeş de şekilde. Bak doğru. Şeyi yapanlar abi, konuşmasına yani. Gittik ya oyunun. Odmar'ı yapan. Onlar evet. Bence direkt yani herhangi bir oyun şeyine, animasyona koy adamları, hiç sırıtmazlar. Evet. İsimleri gerçekten. Neydi ya, unuttum. Onlar da iki kardeş. Hatırlamıyorum, gerçekten hatırlamıyorum ama Odmar deyince zaten. Okan bir şey ve bir şey.
Bir sonraki yayında da onları konuşalım. soru ama var yine. Güzeller, evet güzel. Daha önce kullandığın çizim, sana soruyor bu arada. Daha önce kullandığın çizimleri veya proje elementlerini başka bir yerde kullanıyor musun? Oh no. Hayır. Niye? Bir saniye. Şey ben çok yanlış anladım bu soruyu. Çok yanlış anladım. Yani başka bir şirket için yaptığım bir şeyi başka bir şirkette veya başka bir müşteriye kullanmak olarak algıladım. Öyle de cevap verebilirsin. Öyle pek şey olmuyor. Etiğin yani, dışında sözleşmene göre bayağı davalık olabilirsin. Aha, evet evet. Yok. O yüzden hemen hayır. Yani şirket içerisinde zaten tabii ki kullanıyoruz. Yani zaten oyunların belli işlerin, bir evet, şeyi oluyor. Dili oluyor. Aynen o. Birbirlerine benziyorlar. Aynı. Bu olmasından kullanıyoruz. Ama kullanmadan önce eğer başka bir tasarımcı yaptıysa onu yani bir proje yöneticisi öteki proje yöneticisinden izin almalı. Bunun da etiği budur yani. Kullanmak için. Ve altını çizeceğim nokta da şu. Mesela bir oyun var. Diyelim ki kart oyunu yapıyorsunuz. Hearthstone tarzı bir kart oyunu yaptınız. Yaptık orada yapmışız. Öyle bir paralel dünya. Universe. Parayla satılan bir obje bu. Diyelim ki aynı şirket içerisindesiniz. O parayla satılan objeyi alıp öteki oyuna koyup free olarak verdiğin zaman bu gerçekten en olmayacak. Evet. İnsanı katil edecek bir şey yani. Benim oyunum da iyi gözüksün diye her gördüğünüzü alıp tabii ki de kendi oyununuza dolduramazsınız yani. Aslında ya parayla satacağım. Türkiye'de ya da kendim bunlar ne kadar şey oluyor acaba? Mesela senin şirketle olan sözleşmeni değil de şeyi bahsediyorum. Mesela işte ben oyun yaptım kendi başıma. Hı hı. Oradan buradan koydum. Türkiye'de bunun bir şeyi var mı biliyor musun? Bilmiyorum yani bence daha zaten çok oturmadığı için yani etik oturmuş olabilir belki ama takip oturmuş durumda değil. Yani takip otursa bile çok fazla umursayacak insan olmayabilir işin sahibinin dışında, anladın mı? Ona backup olarak destek verecek insan olmayabilir. Sadece eğer şirkete yaptıysa, şirketi de büyük bir şirketse, vay bizim işimizi çaldılar diye birbirlerine dava açarlar ama tek başına bir insan çok fazla mücadele edemiyor. Çünkü şöyle bir şeyle karşılaşmıştım ben. Yanlış hatırlamıyorsam bir Instagram influencer'ı Türk bir şeydi. Evet, birisiydi. Türk bir şeydi yani. Hangi biz anladık. Türk bir birey. Türk birey. gender neutral dil kullanımı çıkarmak. Ama ırkçı yaklaşıyor. Gender neutral olacağım derken. Türk orada tanımlayıcı olarak. Türkiye'li. Türkiye'li evet. Anadolu. Neyse. Anadolu kötü oldu ya. Fotoğraf çekiyor gittiği mekanlarda. Herhalde böyle bir gurmecilik şeklinde takılan birisi kendisi. Daha sonra onun çektiği fotoğraflardan birisini mekan çok beğeniyor. Yine açılmış bir mekan bu da anladığım kadarıyla. O fotoğrafı kullanarak onun üzerine şey yapıyorlar. Günün menüsü tarzı bir şey yapıp masanın üzerine konulan flyerlara ne deniyordu ya? Bak o kadar grafiker değilim ki adını hatırlayamıyorum şu anda. Menü? Onların bir ismi var. Menü değil. Böyle bir isim vardı. Onu öğrenip yemin ederim söyleyeceğim sonra. Sonraki yayında söyleyeceğim. Onun bir ismi var. Böyle şeffaf T şeklinde bir blok. İçine resimli bir şey konuluyor. İşte hatta ha, şey derler. Anladım. Kendi kendine duruyor. Tamam. Neyse. Embesil bir isim vardı da hatırlamıyorum şu an. Neyse onun içine işte tatlının resmini mi ne çekmiş? Kullanmışlar gayet güzel. Yok ya. Yani böyle bir şey olabilir mi? O Creative Commons olayı Türkiye'de zaten asla yok ya. Ona girersek
Twitter'da sürekli görüyoruz işte benim çizimimi, Ha. tasarımımı orada burada, ama hiç yaptırımı olduğunu sanmıyorum ya. Genelde Evet, şey yani. oluyor, sosyal medyadan linç yiyip Hı. falan anca Evet, kaldırabiliyor. öyle bir linç başlattı. Ekşi Sözlük'te başlattı. Kendisinde yazarlı olmadığı için arkadaşından yardım almış. Böyle böyle benim işte fotoğrafımı kullandılar. Herkes tabii buna şey giydirmiş. Ama ilk de bir tane fotoğrafını kullandı falan diye. Adam da diyor ki yani benim çektiğim fotoğraf. Orada ben özellikle çünkü şey yaptım yani fotoğrafçı da aynı zamanda yanlış bilmiyorsam. Masayı düzenledim. Orada ben uğraştım çünkü kendi blogger olduğu için yani kendine ürettiği bir iş aslında o. Adamlar tam şey yapmış olabilirler. Mekan o krem brüle tatlısını onun için hazırlamış olabilir ama yani manzarayı arkaya alarak ışık vesaireyle oynayarak kompozisyonu ayarlayan ve aslında artık eserin sahibi fotoğrafı çeken blogger. Ve ona ait yani. Haksız yere kullanmış oluyor. Bir para ödenmesini talep etmiyorum ama kaldırılmasını istiyorum. Sonuçta haftalardır benim işimin üzerinden reklam yapıyorsunuz. Kendi reklamınızı yapıyorsunuz gibisinden bir şey. Ben haklı bulmuştum açıkçası. Sonunda ne oldu peki, kaldırdılar mı? Sonunda kaldırdılar sanırım. İnsanlar şey falan da söyledi hatta. Yanlış hatırlamıyorsam blogger kişiyi bazı kesimdekiler gaza getirmişler. Ha, parasını da aldı saçmalama falan diye. İş biraz o tarafa doğru gitmeye başlıyordu. Ondan sonra mekan kaldırdı diye hatırlıyorum. Bu arada Çözüldü chat'te sana. değişik bir muhabbet dönüyor ama bitmiş galiba. Evet, tamam. Bakıyorum. Peki fotoğrafçı fotoğraf makinesi satın alırken tüm kullanıcı sözleşmesini okumuş mu? Belki de fotoğrafların hakkı onda da değildir. Ya bu telif olaylarında gerçekten benim de bazen beynim yanıyor. Hangi tarafa hak vereceğimi bilemiyorum. Özellikle müzik piyasasında şu an konumuzla çok alakasız ama abi onlar hayvan gibi Evet ya. kandırıyorlar. Serbest yani. Öyle yapmak zorundasın. İstediğin şarkıyı alıp coverlayabilirsin. Düşünsene. Ay çok acayip ya. Onun üzerine geçen bahsetmiştim. Bir tane belgesel var. Remix diye. Hı. Aslında çoğu şarkının o şeyi, ne deniyor ona? Sample'ı mı deniliyor? Sen daha iyi bilirsin. Ha. Evet. Yani toplasan atıyorum 10 şarkı var. Geri kalan tüm şarkılar aslında böyle bir mutual sample'dan çıkıyor falan. Yani işte rahmetli Prodigy Ay, bir abinin dakika, bir saygı duruşu lütfen. Çocukluğumun şeyiydi ya böyle. Bad boy yapacak şey. imajını yaratan sanatçılardan biri. Bir de çok genç Ne? ölmüş ya. 49 ya. Ben Ben oğlum daha yaşlı sanıyordum. aynen, ben de daha yaşlı sanıyordum. Çok üzüldüm. Bu arada yani şu anda artık 49'a çok yaşlı dememek. Evet, değil mi? Böyle yaklaştıkça. Aslında yaşlı. Tabii ki de Peki yaşlı benim yani. çocukken 40 ne abi falan şeklinde konuşmalarım olması. Yani. Tabii bir sorumuz daha var. Turret çok şey, ilgili bir arkadaş. Çok güzel sorular soruyorsun. Okuyorum. Dinliyor musun? Başka bir çizerin uygulamanın oyunun içindeki çizimlere çok benzemesi yapım aşaması için bir sıkıntı mı? Mesela bir projeyi yaptın ve işi teslim ettin ama ondan sonra başka bir yerde çok benzerini gördün. Nasıl bir duygu içerisinde olursun? Duyguyu soruyor şey, yani senin hissettiğin olarak soruyor. O Ece geldi. Ya Hoş benim geldin. evet. Ya Sorun. benim konuda çok şeyim ya. Gerçekten ne derler? Özgüvensiz mi derler? Yani şeyim var. Fobim var benim ya. Yaptığım işin benzeri çıktığı zaman ben onu çöpe atasım geliyor. Hiçbir anlamı kalmıyor benim için. Sinir oluyorum. Çok Kendi işini üzülüyorum. direkt çöpe atasın mı geliyor? Evet. Aa! Falan diye böyle. Çünkü şeyden çok korkuyorum. Şuradan çalmışsın sen bunu diyecekler diye çok korkuyorum. Öyle bir fobim var benim. Ama mesela internette paylaştığın tarih bilmem ne belli değil mi? Kim öyle bir şey söyleyebilir? Ya ha, onu bilemiyorum ama yine de kötü hissediyorum kendimi. Onu da yine bir yaşadığım olaydan örnek vereyim. Oo, hadi bakalım. Üniversitedeyim. Şey yapıyoruz. Hayali bir ne derler? Soyut ama soyut ama
somut bir medya dizayn yapıyoruz, interaktif. Biraz örnek verir misin? Ben anlamadım. Evet. Sen ne oluyor? Nasıl bir şey yaptığımı söylediğin zaman anlayacaksın. Bir Selam, tane hoş geldin. Kaktüs tasarımı yaptım ben. Ve bu kaktüs bir müzik aletiydi. Gerçekten kaktüs şeklinde bir tasarımdı ve... Peki bunu yani aynı zamanda yapılabilecek şekilde mi tasarlıyorsun yoksa yani, tamamen fantezi mi? Şöyle diyorsun. Farz edelim ki böyle bir teknoloji var. Ha. Farz edelim ki yapılabilir. Anladım. Sınırsız opsiyon. İstediğini yap. Sadece yapman gereken tek şey organik bir obje seçeceksin ve onun feature'larını kullanarak bir teknolojik ürün tasarlamak zorundasın. Bu üniversite proje ödevi. Evet, bu briefimiz buydu. Yani yapmamız gereken şey organik bir obje seçip onun işte dış görünüşü veya iç her neyi varsa, mesela işte bir arkadaşım deniz yıldızından bebek ürünleri tasarlıyordu. Ben de kalktım. Güzelmiş ya, bizim şöyle eğlenceli projelerimiz olmuyor. Biz böyle çok Osmanlı tatlı markasına ambalaj tasarımı falan yapıyoruz. Artık bizim bölümün ağzına sıçtılar. Eskiden çok güzel golden age'lerini yaşadı da artık bak şu an insana sigara yaktırır ya. Tüm güzel devam şey. Ediyorum. Evet, dinliyoruz. Kaktüs tasarımı seçmiştim ve bir ev eğlence sistemi yapayım kaktüs üzerinden diye düşünmüştüm. Fakat o kadar zor arayüzünü yaptım, o kadar zor feature'larını, teknolojiyi oturttum ki arkadaşlar şey yapmıştı. En son ben maketin önünde böyle titrerken, hocaları beklerken dalga geçmişlerdi. Özge şimdi Oğuzhan Hoca seni maketin üstüne oturtacak. Oha, neden dikenli bir şey yaptın falan diye böyle ergen şakalar yapıyorlardı en son. O projeyle alakalı hatırladım. Son şey bu yani. Proje... Hayda, gerçekten hayda. Projenin şeyi ne oldu peki? Gerçekten onu bağlayacağım. Oturttu mu? Yani işte şey falan düşünüyordum. Kaktüsün çiçekleri oluyor. En basitinden örnek vereceğim. Hı. Müzik veriyor abi benim bu kaktüs dışarıya. Böyle bir şey. Soundbar tarzı bir şey düşün. Hı hı. Kaktüsün çiçeğini mesela elinle açarak, büyüterek volümü ayarlayabiliyorsun. Kumandası falan yok. Anladın mı? Çok yani cyberpunkmış. Nasıl psycho bir şey yapmaya çalıştığımı anlamışsındır. Anladım. Böyle şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha sonra ben buna tabii ki, proje burada da bitmiyor. Maketini yaptın, ürününü tasarladın. Bir de bunun kurumsal tasarımı var. Bayağı marka yaratıyorsun. Tabii. Her şeyi düşünmen gerekiyor. Ben şeyi tamamlayamadım tabii ki. Reklam videosunu yapamadım. Yetiştiremedim. Sıçarım, sikerler. Ama logosunu yapmıştım. Web sitesi falan da yapmadım. Çok iyi bir öğrenci değildim. Evet yani. Neyi yaptım peki? Maketini yaptım. En çok puan 10'da falan mıydı? Fena olmadım aslında, biliyor musun? Normalde böyle işte 13 alanlar mı dersin? 100 üzerinden mi? Evet, 100 üzerinden sanırım 75 almıştım. Oy, o kadar yapmayarak yine iyi almışsın bence. Ya fikrim güzeldi. Aslında ona bakıyorlar ama diğer şeyler de önemli. Bu arada reklam videosunu veya web sitesinden ikisinden birisini yapıyorsun ama yani çok taslak tarzı bir şey yapsan da yeterli oluyor. Öyle dibine kadar anladım. Gitmek zorunda değilsin. Fikrini anlatacak, görselleştirecek kadar. Aynen, yani işleyen bir şey yapmak zorunda değilsin yani. Tabii canım, onu da bekliyorlarsa. Dur aynen öyle. Bir sürü... Ha, konuya bağlayacağım. Konuya bağla sorular şey oldu, birikti. Çok önemli arasam. Abi sonra ben gayet güzel nasıl araştırdım ama logosunu yapmak için var ya böyle abuk subuk Meksika kaktüslerine falan bakıyorum. Yani ansiklopedi falan bakıyorum logo yapabilmek için. O derece düşün yani, internete falan da girmiyorum. Yani özgün bir şey yapmak istiyorum. Sulu boyalar falan döktüm önüme. İnanılmaz prof çalışıyorum. Abi yaptım. Minimalize ettim daha sonra logoyu. Bir sürü versiyon yaptım. Renk çalıştım. Bitirdim, seçtim. Puanımı aldım. Her şey bitti. Taksim'e çıktık. Kutluyoruz. Abi. Yani hiç geçmediğim bir sokakta, hiç görmediğim bir logo nasıl benziyor benim? Aynısı benim başıma geldi, biliyor musun? Logo. Ve şeydi. Benim de şöyle bir projem vardı.
kaçıncı sınıf hatırlamıyorum. Sokak hayvanları ile ilgili proje yapmıştım. İşte satın alma, Ha. sahiplen falan diye. Ona yaptığım logonun tıpatıp aynısını Beşiktaş Barbaros üstünde bir tane böyle dürümcü mü ne? Ha. Senin gördüğün yer neciydi? Benim gördüğüm yer kitapçıydı. Yani o da ne alakası? Kaktüs kitap evi mi ne bir şey ama yani Kaktüs kitap evi olunca tamam. ya şimdi tamam hani kaktüsün ortasında T var. T'den dolaylı kaktüse benzetiyorsun vesaire. Zaten akla gelebilecek bir şey bu. Çok inanılmaz orijinal bir şey buldum demiyorum. Ama çok benzeri olunca içim nasıl vurulmuştu böyle üzüldüm falan o kadar da uğraştım falan dedim. Sonra da Akın demesi mi? Ha buradan mı çaldın? Tam ağza vurmalık. Evet ağlaya ağlaya çektim. Ya kıyamam. Çok... Ama bir şey söyleyeceğim. Senin o hayvanlarla alakalı olan projeni ben hatırlıyorum. Behance'ine baktığımda hatırlıyorum. Belki birisi görüp araklamış olabilir çok benziyorsan. Yani ben de şey Behance'imi kim görecek de dürümcü logosu olarak nasıl bir şey olabilir bilmiyorum. Yani dürümcü demiştir ki bana bir logo tasarla diye tasarımcıya. Tasarımcı da internette nasıl arama yapacağını biliyordur ve görmüştür. Çok basit, çok uzak bir şey değil bence. Aslında olabilir. Tabii ki. Çizer olarak fotoğrafçılardan nefret ediyor musunuz? Tabii ki etmiyoruz. Bu soruya Ay. Bence takılmaya gerek yok. Zaten trollüyor ya. milyon tane tasarımcı milyon tane tasarım yapıyor. Nasıl her seferinde tamamen farklı bir şey üretilebilir ki? Bence çok gereksiz bir takıntı. Aslında evet. Evet, doğru söylüyorum. Ya şey doğru falan da mesela geçen hatta Kaan'la da konuşmuştuk. Böyle tarihe baktığın zaman belli böyle buluşlar ve atlama işte insanlığın medenileşmede yaptığı atlamalar genelde böyle çok yakın tarihlerde olan şeyler var. Ve o zamanlar tabii ki internet vesaire yok. Acaba böyle insanların düşünme şekli universal olduğu için bir şekilde aynı sonuçlara ulaşabiliyorlar mı? Evet, buradan da yine benim obsesyon noktama deniz kızlarına giriş yapıyoruz sanırım. Obsesyon. Yani her kültürde hemen hemen olan bir şey. Birbirlerini hiç görmemiş, tanımamış toplumlar bile deniz kızlarını bir şekilde çizmişler. Arkadaşım demek ki ne deniz kızı var. Yunusları deniz kızı şeyi yok mu ki? Evet. Yine bir şekilde kızına bağladım bak. Yaratıcı olmak olmayan bir şey yapmak demek değil ki. Evet. Bence de olan şeyleri hiç ya. Düşünmediğin şekilde yorumlayabilmek yani olabilir. Hayal gücün gördüklerinden ibarettir gibi bir laf var ya hani hiç görmediğin bir rengi hayal edemezsin bilmem ne falan. Bunun tabii antitezi var. Kör olup da renk falan. Dur benim kafam karıştı vazgeçtim. Aa bir dakika şey benim daha demin dediğimi aynısını demiş zaten. Fiziksel olarak bile farklı ülkelerde farklı insanlar aynen. Evet. Evet yani şey ya esinlenme olayını belli bir noktada tutmak lazım. Bazen insanlar esinleniyor ama fark etmiyor. Sonuçta onu sen görmüş oluyorsun. Bilinçaltına kazınıyor o. Aynen. Daha sonra da bir şekilde 30 sene sonra çıkıyor ortaya. Yapıyorsun, orijinal yaptım diyorsun ama sonra birisi alıp paylaşıyor diyor ki bunun aynısı. Aa farkında değilim. Öyle bir şey yaşamaktan çok korkuyorum ben ya. Evet, maalesef. Bir de hani şey zaten hani korkma şeyi ancak sosyal medyada çok takipçin olur da bilmem ne olur da. Hani biri şey yapar öyle bir şey yaşayacağımı düşünmüyorum ama linç kısmı. Mesela şeyi biliyor musun? Gerçi konuyla çok alakası değil de Ross diye bir çocuk var. Böyle portre falan çiziyor. YouTube'da bayağı YouTube kasan bir tip. Mesela onu geçen inanılmaz bir linç ettiler. İşte fotoğraf, mesela portre çiziyor ama atıyorum Instagram'a paylaşıyor. Paylaştığı postunun altına da işte bu fotoğraf için şu modelin fotoğrafını kullandım diye yazmıyor. Ve oradan böyle bir linç silsilesi başlıyor ama fikir çalma veya şey değil. Hani direkt referansını göstermediği için. Ama her referansı tabii yani o kadar büyük bir kitleye hitap ediyorsa belki göstermesi gerekebilir ama
Biz de sonuçta çizim yaparken referans kullanıyoruz. Ben pek kullanmıyorum, kullanmam lazım ama. Hayda. Kullanmak gerekiyor, referans kullanmak gerekiyor. Ama her çizdiğinin ardına da referans fotoğrafını koyamayabilirsin sonuçta. Mesela çünkü şey karışık falan referanslar oluyor. Kullanıyorsun. Hayır. Ne yapacaksın? Kolaj mı yapacaksın? Mesela bazen öyle yaptığım da oluyor. Oradan kolu alıp, oradan bilmem neyi alıp. Oo. Ya da işte orada burada görüyorsun, bilgisayarına kaydetmişsin, üstünden 3 sene geçmiş, kullanıyorsun. Ha. Ve şeyi, evet. Gerçi image search ile onu çıkarabilirsin galiba. Aa, evet. Şeyi anlatacaktım ben de sana ya. Geçen gün tabii ki de çok takip ettiğimiz Twitter account'u Sanat Berbat'ın yaptığı. Bir dakika dur dur. Bir lafını unutma. Tamam. Şu, güzel bir şey olacak hissediyorum. Çok işim geldi. Hemen geliyorum. Kalemin de şeyi çıktı, butonu çıktı ya Vakon. Oo. Neden? Hadi koş gel. Şunu takip. İhtiyaç molası. İyi bir dakika. Aa, kız girmiyor. Aha, ha, bozuldu tamam, işte. Tamam, hallettim. Chat'i sana emanet ediyorum. Ama sen chat'i göremiyorsun değil mi? Hayır, şu an önümde. Ha, tamam, sen de şey yap. Evet arkadaşlar, bakayım. Özge'ye emanetsiz usulüm. Geliyorum. Ha, evet. Okuyacak da ondan sonra şey yazacak. Yorum yazacak. Aa, evet, kesinlikle katılıyorum. Kreator demiş ki gelişim sürecinde kopyalamak, aynısını yapmak bence çok gerekli bir şey. Evet, bunu zaten yani güzel sanatlar liselerinde falan mecburi olarak yaptırıyorlar. Reprodüksiyon olarak geçiyor dersin adı da. Bayağı aynısını birebir yapmak zorundasın. Çok geliştiren bir şey gerçekten. Bir neydi? Sara Tepes miydi? Ne? Tam olarak hatırlamıyorum ama öyle bir kız vardı. Onun da yayınlarında öyle bir şey söylemişti. Beğendiğiniz ve yapmak istediğiniz, olmak istediğiniz tarza yakın bir çizerin işini bulup ona benzetmeye çalışabilirsiniz şeklinde bir tavsiye almıştım. Benim işime yaradı açıkçası. Kendimi o konuda çok sıkıyordum yani. Asla birisine bakarak yapmamalıyım, özenmemeliyim falan diye. Ama bu konuda kendimi saldıktan sonra boyamam bile değişti açıkçası. O açıdan hak veriyorum yani sana. Yani kopyalayıp onu satmak falan değil tabii ama geliştirmek açısından mutlaka yapılabilir bir şey. Ne diyorsun? Milletin yani beynini nelerle yıkıyorsun? Dedim. Bütün sırlarımızı açıkladım sen yok. Hadi gıybet falan yazılmış bu arada. Ne hikayesi? Hikaye unutma. İşte Sanat Berbat'ın... Ha, tamam, evet. Evet, hadi dinliyorum. Ama şimdi tekrardan canlandırmış olmayalım ya. Tam şey yaptılar, sakinlettirdiler ortalığı. Neyse ama zaten kalkıp bu yayını izleyecek halleri yok dermiş. Ve şey, eve geliyor dava şeyleri. Şöyle bir çizer var yine, Türk çizerlerden bir tanesi. Ha, geçen açılmıştı konusu, o mu acaba? Ha, Ethem Onur Bilgiç olması, evet, lazım ismi. Evet. Eskiden ben de takip ediyordum. Sonradan ilgimi kaybettim. Çok şey değil yani. Böyle strict bir şeyim yok. Kendisi hakkında bir fikrim yok. Güzel çizim yapan biri bana göre olabilir. Allah, nasıl dalga geçiyorlar adam. Ben bayağı üzüldüm ya. Ana, böyle bir şey olamaz ya. Olay şu. Kendisi Şener Şen'in bu ikonik filminden bir sahnesini çiziyor. Zaten çok fazla Türk filminden sahne çizen bir insan. O konuda profesyonelleşmiş birisi. Bunu çiziyor. Hatta daha sonraki açıklamalarından benim bildiğim kadarıyla kendisine de yollamış. Gerçi onun artık film telifleri ona ait olmuyor, oyuncuya ait olmuyor da yanlış yere yollamış. O da ayrı bir konu. İzin alacaksan o kadar alamazsın da.
Ama hani sıkıntı yok, bana ait bu çizim şeklinde bir şey yaptı, çıkış yaptı. İnsanlar da dedi ki sana ait değil abi o çizim, üstüne çökemezsin yani. Sonuçta filmden bir sahne, isteyen istediği gibi tekrardan çizer, Instagram'ına koyar, bilmem ne yapar veya alır senin çiziminin üzerinden tipografik bir düzenleme yapar, senin çizimini alıp üzerine kolaj yapar. Her şeye de bozulmuş. Çizimin aynısını bir duvar resmi olarak tekrar çizmişler. Yani onlara bozulması açıkçası bana da komik geldi. Yani bir, public bir şey yani. Bir parantez açabilir miyim? Çünkü bu evet, konuda kendimi tutamayacağım artık. Abi. Vereyim mi ortalığı ateşe Özge? Ver. Bu bilimum işte kültür sanat literature dergileri var ya. Evet. İşte böyle bok püsür. Evet. Abi hepsinin kapağı fotoğraf üstünden trace edilerek yapılmış illüstrasyonlardan ibaret. Evet. Yani şimdi bu, evet, buna şey diyebilir miyiz? Birincisi bu önemli mi? Bunu yapıyor olman önemli mi? Yani bunu yapmış olman senin bir şey ürettiğini değiştirir mi? Ama bu yaptığını başka bir şekilde anlatman, başka bir şekilde lanse etmen doğru mu? Dediğimi anlamışsındır umarım. Kendini çok yukarıda da görmemek mi lazım diyorsun? Sonuç olarak bir resmin üzerinden giderek resim yapmışsın. Azıcık kendince bir şey stil katmışsın. Onunla dalga geçiyorlar zaten bak. söyledikleri şey şu. Benim lafım değil. Ethem Onur benim lafım değil. Nokta üst üste. Fotoğrafı al. Üstünden pık pık geç. Kırmızı burun yakıyla bitti. Bu arada bahsettiğim şey Ethem şeyinde değildi yani. Ama... Ha, anladım. Anladım ya, yani bu konu üzerinden çok dalga geçtiler. Yani ben şeye katılmıyorum. Sonuçta bir tane nokta koyarsın üzerine, bambaşka bir şey olur. Senin kattığın bir şey olur. Hani kalkıp bütün dünyaları ben yarattım tribine girmenin bir manası yok ama bu artık benim yaptığım bir eser demek istiyorsan paşa gönlünü nasıl istiyorsa ama işte, de yani. Kendince. Eğer o öyle diyebiliyorsa peki onunla tartışmanın diğer ucundan da senin işte buna cevap olarak ne gelebilir? Senin bir şeyden, filmden aldığın kareden yaptığın bir eseri aynı şekilde sen kendine ama mal ediyorsan ben de senin yaptığını alıp böyle yapınca kendime mal etmiş oluyorum. Tabii ki aynen öyle. Hani yani orada öyle bir şeyde tartışma bitmiş oluyor bence. Evet, yani benim tek itiraz ettiğim nokta zaten şey, ya herkes her şekilde manipüle edilebilir sanat eserini, evet. Ta ki onu merchandise olarak satana kadar. Ha. Çünkü Ethem'in çizdiği şeyi bardak tasarımı olarak bir site satıyordu. O kadar da değil yani. Ha, onu bilmiyorum. Anladın mı? O ya yani o kadar da değil. O başka bir şeye giriyor ya. O direkt onun evet, evet. Onun yorumu üzerinden para kazanmak oluyor işte. Yani o da aha, evet ya yani, yani çünkü birebir almışlar. Altına sadece sanırım Şener Şen yazmışlar ya da filmin ismini mi Hababam Sınıfı'nı yazmışlar. Yani çok da bir şey eklenmemiş yani. O kadar da olmaz ama mesela şeyin çizerin karşı çıktığı şeylerden bir tanesi çizimini duvar çizimi olarak boyaması olarak yapılmasına da karşı çıkmıştı o. Bari bir ismimi yazsaydınız falan diye. Yani ismini yazmaz abi. Çünkü duvara o arkadaş geçmiş. Tamam seninkini kopyalamış olabilir ama. Zaten senin işini gerek kopyalayan yani. Adam bir de senin adını yazmayı düşünse zaten adam gibi sana ulaşıp işte duvarda kullanacağız. Uygun mudur? İznin var mı falan diye sorar. Şey de değil yani. Şey de değil anladın mı? Saçma sapan kıyıda köşede kalmış bir belediyede toplanmış. Oradaki lokal sanatçılar hadi bir şeyler yapalım demişler. O kişi de onu seçmiş, onu reprodüksiyon yapmış, duvar resmi olarak yapmış. Kendisi icra ettiği için de kendi adını küçük bir şekilde imzasını atmış oraya. Ama şey mi yapacak? Bu illüstratörü Ethem Onur Bilgiç yaptı,
Ethem Onur Bilgiç bu illüstrasyonu Hababam Sınıfı Tatil'de filminden aldı. Hababam Sınıfı Tatil'de filmini Acar Film çekti. Onu hatırlamıyorum. Filmin senaryosunu bilmem ne yazdı. Yani sonsuza kadar aşağı doğru giden bir krediler kısmı o zaman oluşturmak gerekiyor. Yani kredi vermeye başlarsan çünkü bitmez. Bir sürü insanın emeği var yani filmde. Set işçilerini de mi yazacağız? Bilmiyorum. O konuda benim çok bir fikrim yok. Çok kredi şey. Evet. Savunamıyorum yani. O yüzden artık yani şey ben eskiden savunmuyordum ama artık Ethem Onur'u savunuyorum. Bence eleştirenlerin %90'ı da hiçbir şey üretmeyip dalga geç. Ya tabii ki zaten yapılan eleştirilerin üstüne hiç durmuyoruz yani. Eleştiriler bayağı iğrenç, böyle saçma sapan, hani yapıcı ya da yani yapıcı eleştiriye de gerek yok zaten. Adamın o şeylere ihtiyacı yok ama sadece olay üstünden şu an ben yorum yapıyorum ama Twitter'da yapılan şey, yani benim başıma gelse büyük ihtimalle depresyona falan girerdim. Hesaplarımı kapatıp ağlardım falan böyle. Evet ya, çok gerçekten ağır bir şey yani. O kadar duygusuzca, vicdan. Boki boğulmuş diye. Yani Ethem Onur Bilgiç'in de adamım da şey, arkadaşım değil de full ismini söylemem zorundaymışım gibi hissediyorum. Ama mesela yani bir yandan da bunlar var. Bir yandan da mesela kendisi çok güzel bence handle etti ve Twitter'da insanlar mesela çok güzel ona sahip çıktı. Sahip çıktı denilmez de destekçi oldu falan. Orada da bir böyle community sanatçısına sahip çıktı. O benim çok hoşuma gitti yani. Evet, o da güzel bir şeydi hakikaten. O açıdan şanslı bir kişi kendisi. Ama yani hak ediyordur demek ki. Buradan da bu çıkıyor. Evet, demek ki ilişkileri, şeyleri önemli. Ama Twitter riskli ya. Bir yer gerçekten. Valla biz Twitter'da düşsek bize vururlar sadece yani, böyle üstümüze ezerler yani. Kimse sahip çıkmaz. Daha salarım valla kendimi var ya, yatarım yere. Ne diyorlardı? Gelen vursun giden vursun, umurumda değil. Ama motivasyon topiğine geri dönmemiz gerekiyor. Evet bence de motivasyona geri dönmemiz. Yavaş yavaş. Açıla açıla bir hal o. Sen dön bakalım, ben biraz şey çizime ilgileneyim. Çizimine bak, ben beni motive eden şeylerden bahsedeyim. Yemek. Yemek. Evet. Yemek çizimi şey... mi? Ha, yok yok, hayır. Kendi hayat. Karnım tok olacak çizim yaparken. Ya şey, ortam çok önemli benim için. Şu anda mesela masamın etrafında objeler var. Ve sırf masanın etrafı dağınık olduğu için hiçbir şekilde masanın üzerine oturup çizim yapmaya başlamıyorum. Bence çok, pardon da, bu aşırı bir bahane vibe'ı var bunda. Tabii tabii, bahane canım, bahane. Ya. Ama ne yapayım? Motivasyon kaynaklarından biri bu. Yani güzel bir çalışma ortamı hazırlamak istiyorum kendime. Öyle olduğu zaman ekstra teşvik oluyorum yani. Yalan yok şimdi. Tabii için daralmıyor baktığında, böyle bir oturup şey yapasın mı yani? Evet, güzel bir masa, kendine ait bir alan. Mutlaka yani mesela eskiden şey yapıyordum. Çizim yapmayı bitirdiğim zaman işte sulu boyamı, eskiz defterlerimi, kalemlerimi veya işte tablet açıksa tableti her şeyi kaldırıyordum. Çizim motivasyonunu konuşuyoruz. Çok pardon Özge. Evet. Ortalıkta bırakmıyor musun hiçbir şeyi? Şimdi artık işte çok hızlı bir şekilde erişimim olsun diye artık dağınıklığını göze alarak ortada bırakıyorum onu her şeyi. Onu ben de yapıyorum ki, abi. Her şey böyle ortada duruyor ki her göz göze geldiğimde işte kalem şeyle böyle bir suçluluk duygusu. İşte beni yalnız bıraktığın bakışları skeç defterinde. Ben mesela yani şey... Şimdi... İkimiz de sustuk. Ben mesela şey yapıyorum artık. Atıyorum bir kafamda... Kısa dönem bir hedefim var mesela çizimle ilgili. Kimseye bahsetmemeye çalışıyorum. Bu genel olarak da mesela atıyorum işte yememe dikkat edeceğim falan. Sana gerçi her şeyi anlatıyorum ama sen sayılmaz. Kendi kendime şey yapıyorum. Çünkü mesela birine bahsettiğin zaman o şeyi, duygusu başarmış. Hatta bunu sen söyledin bana değil mi? Aa, evet. Hani bir şeyi dile getirince sanki onu başarmışsın
gibi hazzı hı-hı alıyorsun ve bu motivasyonumu evet etkiliyor mesela benim. O yüzden çoğu şeyi artık böyle kendime aynen tutuyorum. Evet, o konuda haklısın, onu yapmamak gerekiyor. Ama yani şimdi senin nasıl bir çalışma ortamın var, son halini göremedim bilmiyorum ama bok gibi. Yani masanın haricinde hatta oda gerekiyor. Aa, yani var ya gönül yani ister ki bir atölye olsun. Güzel bir evet. Ama yani, işte zor. Ya gerekiyor yani, şimdi yalan yok, bu işin bahanesi değil yani, güzel bir atölye olur. Atölye tarzı bir oda olur. Neredeyse atölyenin yerini tutacak kadar büyüklükte ve her şeyin erişimini olabilecek bir masa olur. Düşün ki Melike Acar'ın masasını düşün sen. Düşünmek istemiyorum. Yani o artık bir setup yani, anladın mı? Masa değil orası. Aynen. Hatun'un bir şeyi var. Disk jockey tarzı bir masası var. Döndüre döndüre çiziyor. Oraya kapandığı zaman çizim dışında onu evet oyalayabilecek, dikkatini çekebilecek hiçbir şey yok. Yani o odaya girdiğinde evet sadece çizim modunda giriyor. Çok evet, evet, öyle evet. Benim asla öyle değil. Yani şeyde mesela kendime sağlamıştım lisedeyken, Antalya'dayken. Çünkü yani evimiz büyüktü. Balkonda yağlı boyalarım duruyordu. Aa, balkonumuz sınır vardı. Şövalem, bütün yağlı boyalarım, önlüklerim, paletler, zartlar, zurtlar, fırçalar gayet güzel bir şekilde duruyordu. Ben oraya girdiğim zaman her şey hazırdı artık benim için, yağlı boya yapmam için. O yüzden çatır çutur başlıyordum bir şekilde. Buna nazaran işte şeyim vardı mesela, ikili bir masam vardı. İkili masa önümde nasıl oluyor? İkili masa şöyle, sağ tarafımdaki masada şey yapıyordum, desen yapıyordum. Ve böyle bir ışık yansıtabileceğim bir camım vardı. İşte kopyayı geçmek için onu kullanıyordum. Önümde de öteki tarafta da işte boyalar, bilmem neler falan filan. Yani anlatabildim mi? Böyle inanın her şey elimin altında. Yani. Resim yapabilmem için her şey hazırdı ama yine de yapmıyordu. O beni eskisi kadar etkilemiyor ya. Eskiden şey yapıyordu artık böyle her yerde çizim yapabilmeliyim modunda, işte her yere nereye gidersem gideyim eskiz defterimi götürüyorum falan böyle. Ama eskiz aşamasında kalır o zaman. Yani ne yapmak istediğine göre değişir şimdi. Yalan yok. Yani eskiz yapmak istiyorsan her türlü çıtır çıtır yaparsın. Otobüste giderken de yaparsın. O dert değil ama. Bir dakika. Ama. Deniz 1000 lira az mı ya? Atölye dediğiniz 1000 lira kira diyor da. 500 aslında girişelim mi öyle bir şeye? Beşiktaş'ta. 1 liraya bence, nasıl atölye bulacağız aynen ya, yok öyle bir şey. Hani en azından buralarda yoktur. Ha şöyle bir şey olabilir. Ha, bir atölyeye ekleyip onun etinden sütünden faydalanabilir. Hani bir tane kadınla konuşmuştuk ya. Yani. Evet ama o Kadıköy'deydi mesela. Kadıköy'de çok var evet öyle ama buralarda sanmıyorum. Bakmak lazım, bakmak lazım. Motivasyon ya konusunda kötü örnek oluyor bu yayın. Valla gerçekleri konuşuyoruz. Bizim yaşadıklarımız. Onu başında söyledik ama. Kötü örneklerden daha çok bahsedeceğimizi başında söylemiştik. Ki oradan şey reverse engineering yapıp evet terse gidip onları egale edeceğiz. Tespit yapıyoruz şu anda. Biz yaptık, siz yapmayın için. Aynen öyle. Onun haricinde yani motivasyon işte güzel bir müzik olabilir. Ben genelde şey açıyorum. Takip etmesi çok önemli olmayan dizileri açıyorum. bir tane dizi söyle de hemen birilerini triggerlayalım. Takip etmesi önemli olmayan dizi ne olabilir senin için? Ya ha ben şu son bir aydır Mad Men'i açıyorum artık. Bir dakika ya, şu an beni triggerladın Mad Men'i. Abi zaten Don Draper'ın suratını ezberledim, anladın mı? Arkadan muhteşem karizmatik sesiyle konuştuğu zaman benim beyincimde bana gerek yok yani. Bu arada yani Mad Men'in yeri çok ayrıdır bende. Mükemmel bir dizi ya. Ya çok kötü mü? Tamam. Tamam peki. Okey. Kavga çıkacak. Kan çıkacak kan. Arkadaşlarımızla tekrar gözden geçirme vakti gelmiş belki. Hadi ya açsın diziydi. Çok harika bir şeydi. Lütfen beni yayından yollamadın. Asla.
Bu arada konuyu tamamen saptırmak olacak ama Pose'u bitirdim. Evet. Daha doğrusu ilk sezonunu. O da benim için öyle bir diziydi mesela. Açıyordum, dönüyordu. Güzeldi o açıdan. Bakalım ikinci sezon ne zaman gelecek? Gelir mi ki? Ama gelirse iyi. Çok yani çok havada bitti ilk sezon. Ne bileyim, bilmiyorum, bence gelmez. Gelirse de güzel olur ama sevdim ben. İzlerim yani. Onun haricinde işte dediğim gibi takip ettiğim insanları bakarak onlardan hırslanıyorum. Benim açıkçası yani itiraf etmek gerekirse en top şeyim bu. Etrafımda üreten insan tutacağım. Şey gibi ya bu, hani mesela spora giden insanlar mutlaka yanına bir iki tane spora giden başka veya diyet başlayan insanlar, diyet yapan başka birilerini tutarlar ya. O kafa yani, bu benim bilerek yaptığım bir şey değildi ama fark ettim sonradan. Aa dedim, böyle bir şey yapıyorum. Yani yakın takibe alıyorum. Gündelik hayatta şey yapmasam bile, ne derler, görüşmesem bile. Mutlaka bir şey yaparım, hani o da yapmış mı, bir şey koymuş mu, kendini geliştirmiş mi falan şeklinde. Mesela şu anda Valerie'ye takmış durumdayım. Kendisi Rus bir çizer kadın. Bayılıyorum. O, ve bana gösterdin mi erkek çizimi? Evet. Yani onun bir şey paylaşması demek benim kendimi yeniden yaratmam demek yani. Herhangi bir şey paylaşsın yani. Wow, o derece. Böyle kanım kımıldıyor. Evet evet, çok heyecanlanıyor. Ama senin dediğin yani takip ettiğin insanlar normalde işte mesela şöyle şeyi bir çevremiz olsa, mesela bir ara yapmıştık ya Facebook'ta çizim grubu mesela. Hatırlıyor musun? Mesela söyle. Yok ya. Onlar benim travmamı canlandığı için dahil olmaya çalışıyorum ama kendimi lisede ve ödev yapmak durumunda gibi hissediyorum ve evet, benim için çok motivasyon olmuyor. Onlar bana burden oluyor daha ziyade. Hadi ya, ben de tam tersi. İtiraflar geliyor. O kadar az çizim paylaşmanın nedeni bu muydu? Maalesef. Ama senin bunca tavsiyenin arasında Inktober evet, gerçekten bir istisnaydı. Inktober beni de çok en azından yaklaşım olarak geliştirdi. Evet, yani o gerçekten başka bir şeymiş. Şey gibi ya, böyle festival gibi, Kurban Bayramı gibi falan bir şey ya. çizim camiasının Kurban Bayramı. Evet. Gerçekten yani iğrenç şeyler çizsem de böyle şey gibi hissettim ya. Katıldım ya, ben bunun bir parçasıyım artık. Ben de öyle hissettim. O çizim gruplarında muhtemelen sen hissediyorsun. Ben daha o aşamaya gelmedim. Bir daha söyle, sesin gitti. Çizim gruplarında hani şey, çizim günleri, çizim grupları falan dahil oluyoruz ya. O zamanlar muhtemelen sen de öyle hissediyorsun. Ben daha o hisse gelmedim. Mesela Drink and Drove'a gidiyoruz ya. Yani falan. Senin için çizmeyi sevmiyor ve çizmekten bıkmış diyorlar. Haklılar mı? Nasıl? Ne diyorlar? Özge bıkmış. Aynen, bıkmış. Ha, bence de ya. Yok yok. Kendi başıma kaldığım zaman çok seviyorum. Ama hayat yoruyor beni. Şey, atıyorum 5-6 saat falan aralıksız çizim yapabilirim. Ama başka bir şey olmaması gerekiyor benim hayatımda. Yoruluyorum ben. İşe gittiğim zaman yoruluyorum ben. Kaçıyor. Şeyden de kaynaklı olabilir mi abi? Mesela hobi olarak düşün, hani bizim iş dışında yaptığımız çizimi, hani hobi sayılmaz ama hani şu an tanımlamak için öyle diyorum. Hobimiz ve mesleğimiz birbirine çok yakın ya. Acaba evet, atıyorum doktor olsaydın belki çizime daha evet, düşkün olabilirdim. Bunun etkisi var mı sence? Var büyük ihtimalle, çünkü şu şekilde açıklayayım. Inktober'a katıldığım sırada ben sadece UI tasarımı yapıyordum. O zaman öyle bir iş şeyim vardı, schedule'ım vardı.
Inktober bitti. O gaz beni bir süre daha devam etti. Daha sonra ben işte şey işi geldi bana. Kart illüstrasyonları işi geldi ve iş yerinde o tatmini yaşadığım için eve gelip ben çizmeye ihtiyacı hissetmedim. Doydum zaten iş yerinde. 10 saat çizim yaparak o tatmini hem yaşıyordum hem de yoruluyorsun abi. Kaç saat çizim yapabilir bir insan ya? 17 saat çizim mi yapacağım bir gün içerisinde? Uyuyayım azıcık da. Yaparsın Özgün, niye? Ya yürü git ya. Allah'ım ya. Gerçekten azimliysen, bu bu oyun sektöründe bir yere gelmeyi düşünüyorsan 20 saat çizersin. Evet, olabilir. Yani şey, insanın bu konuda kendini sen şimdi bir yandan çizim yapıyorsun, bir yandan sohbet ediyorsun, bir yandan çete bakıyorsun. O kadar çizemiyorum ki. Ama evet. Abi ya, o kadar uzak ki benim için Duygu. Şu anda tanrı gibi bir şeysin yani gözümde, gerçekten. İnanamıyorum yani. Haşa, haşa. Ben çizim yaparken biri beni elleyecek, ısırırım yemin ederim. Vururum ağzına bir tane yani. Allah'tan kimse çok beni ellemiyor Özgecan. O İhtobur'da falan mesela tam böyle konsantre olacağım. Fotoğrafçı geliyor ya. Ha şey. Bitiyor benim için şey, ya. O olay bitiyor benim için. Evet. Inktober mu dedim? Drink and Roll diyecektim, pardon. O biraz kasıntıydı cidden ya. Yani o açıdan... Ama fotoğraflar da güzeldi izole. Bu arada. Abi bilmiyorum. Ben izole ortam seviyorum çizim yaparken. Kimse bana bakmasın, ellemesin, konuşmasın kimse bende. Ben ona takılacağım. Yani en fazla işte dediğim gibi dizi açık olabilir. O kadar. Peki müzik? Müzik açık olamaz çünkü... şey, müzik ya, o başka bir konu benim için ya, boş ver. Sanki ben... özel bir soru sormuşum gibi tepki verdin. Ben çok özel bir soru sordum. Mesela benim normal dinlediğim müzikle çizimle dinlediğim müziğin çok alakası yok. Şu anki playlistim normal dinlediğim müzik ama normalde kendim çizim yaparken böyle R&B, hip hop, rap falan dinliyorum. Senin için öyle mi? Yok, ben çizim yaparken müzik dinleyemiyorum. Çalışırken de müzik dinleyemiyorum. Ben müzik dinlediğim zaman sadece müzik dinliyorum. Müzik dinliyorum yani. Eren cümlenin sonunda bir küfür olacakmış gibi geldi. Çok korkuyorum. Çok psikopatlığım ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Peki podcast? Evet, olabilir. Yani bir konuşma olabilir arkada. Veya bir yani... dizi olabilir işte de bahsettiğim gibi, bir haber programı olabilir, bir konuşma olsun ama yani. Şeyse, müzik dinleyeceksem de bir müziği açıyorum, sadece onu dinliyorum ki dikkatim dağılıyor. Ben bir ara mesela şey açıyordum, bir tane web sitesi vardı. Sitede şey, bir coffee shop arka plan sesi böyle. Aha. Kahve yapılıyor işte, hafif yağmur var, insanların mırıltılı konuşması. Evet. Herhalde hayatımda çok yalnız olduğum bir dönemde onu açıp... Öyle çizim yapıyordum ama bayağı güzeldi. Yo, evet, atmıştın onu, ben hatırlıyorum. Bir ara 5 dakikalığına denedim, şans verdim. Direkt kapadım. Sana güveniyorum. Ama 5 dakika şans vardı. Bu arada önceden eskiden müzik dinlerdim tabii ki de. Ama artık dönemiyorum, yapabileceğim bir şey yok. Yapamıyorum yani. Olmuyor. Ne? Ama şikayetçi değilim yani. Şeyimi buldum. Olayımı buldum yani ben. Arkada bir şey konuşsun, ben sonsuza kadar gideyim. Gibi. Ama şu an mesela senin yayınını dinlesem muhtemelen, yani şu an çizim yapıyor olsaydım, çizimi bırakıp yayını açardım. Anladın mı? Çok şey yani. Aslında ben de öyle yapıyorum. Aşırı ilgi çekici bir şey olması lazım. Az ilgi çekici bir şey olmalı. Ne, çizimin mi? Ha şey, hayır, dinlediğim şeyin. Tamam, anladım. Aynen öyle. Haklı. Haklı, şu arkadaş haklı. Hangisi? Corporation mı? Özge çok sinirli yazmış ya. Daha da sinirliyim de şu an neşeli konuşuyorum arkadaşlar. Özge bu hayattaki en dobra insanlardan biridir. Ve daha da sinirli. Müzik dikkat dağıtıcı. Depresyon ne halimiz ya? Depresyonda olmayan varsa gerçekten biraz daha sinirlenebilir. Bak, Sincap Bey'e katılıyorum. Müzik dikkat bence dağıtıcı.
Evet, evet öyle. Ya kişiden kişiye göre değişir. Kendi stilinizi bulmanız lazım işte. Bana bir arkadaş tavsiye etmişti. Stil dedin ve stilden konuşalım o zaman birazdan. Çizimde ama tabii. Çizim stili mi? Hı-hı. Bulabildiğini düşünüyor musun çizim stilini? Onu söyleyecektim. Geçen bahsettim mesela. Bazen böyle hala bir stilim olmamasını düşünüyorum. Ama işte şeyi konuşmuştuk. Stil, belli bir stilinin olmaması ne kadar iyidir, ne kadar kötüdür diye bir konuşma geçmişti mesela. Sen ne düşünüyorsun? Mesela senin stilin var. Ben mesela senin çizimini görsem yani %80 tanırım diye düşünüyorum. Bir mukabele ben de öyle düşünüyorum. Herhalde. Ama mesela bak abi, Instagram'a gir mesela şu an canlı olarak şey yapayım. Mesela profilime bakıyorum. Hmm. Bir tane en son panda çizdim. Tamamen alakasız. Evet. Ondan önce Luna'yı çizdim, o da alakasız. Tarz olarak bu arada konuları şey yapma. Ondan önceki cadı bambaşka. Ondan önce saçma sapan sticker gibi Pokemon falan çizdim. Bilmiyorum sanat, ha şöyle sticker gibi Pokemon çizmişsin, tamam evet. Evet farklı ama yok, bir genele baktığın zaman bu mesela kafasında çok sticker olan abla var ya. Onu düşün, cadıyı düşün, boynuzlu kızı düşün, Luna'yı düşün, onlar yani ondan önceki küt saçlı kızı düşün. Onlar fix senin stilin yani. Ama kendini oto sticker yapmışsın ya, oto portre sticker. O başka bir stil, flat çizdiğin. Tabii ki farklı bir şey. Yani tabii ki bir çizer birden stilde çizebilir. İllüstratör diyeyim daha doğrusu. Ama bir ressamın kendi stili vardır, onu yapar. Yani desen çizdiğinde de kendi stili vardır. Yağlı boya yaptığında da kendi stili vardır. Burada yani ressamdan kastın yağlı boya çizen kişi. Yani painter'la illüstratör arasındaki farktan bahsediyorum aslında. Yani mesela Vincent van Gogh'un kendi stili var ama desende çiziyor mu o abi? Çiziyormuş. Desen stili farklıymış atıyorum. Rembrandt'ın da işte kendi yağlı boya stili vardı ama desenini de gördüğün zaman o bu Rembrandt'ın deseni diyorsun. Falan. O şeyden de olabilir mi acaba? İllüstrasyonun bir de grafik tasarım ayağı da var ya. Hani çoğu illüstrasyonlar aslında bir ürüne gidiyor ya, acaba o yüzden olabilir mi diye düşündüm şimdi. Evet, sonuçta sen bir brief alıyorsun, tamamen stilini ve kendi iç dünyanı yansıtamıyorsun ki. O açıdan aslında ben resim okuyan insanlara çok gıpta ediyorum. Yani kariyerinin sonuna kadar resim okuyor ve mezun olduktan sonra da ressam oluyor ve resimlerini satıyor. Böyle bir şey düşünebiliyor musun kendin için mesela? Böyle bir kariyer mı yapabilir miydin? Öncelikle korktuğum için yapmazdım. Yani hani en başlı başına şey yani. Geldik mi grafikere? Ama mesela şöyle söyleyeyim. Sen dedin ya işte bu işte iyi şey var diye girdim, grafik okudum falan gibi bir şey söylemiştin ya. Bende de istediğim şey işte illüstrasyon falan filan, hani en yakını grafik tasarım gibi düşünüp girmiştim. Hı-hı. Hani illüstrasyon grafik tasarım isteyip grafik tasarım okumadım mesela ben. Evet, anladım. Ya çok riskli bir şey ama yani düşünsene, passion'ın o, sadece onu yapıyorsun. Bir yandan da güzel yani. Öyle bir hayat yaşıyor olsaydım bence şu anda ne yapsak da motivasyonumuzu arttırsak gibi bir derdimiz olmazdı. Nasıl, anlamadım demek istediğin? Yani bizi şey yapan, şu anda hayatta distract eden bir sürü etmen var dışarıda, biz dikkatimizi dağıtan. Bir dakika, politikaya mı giriyoruz? Girebilirsin. İş var, ne bileyim, ekonomik durumlar var. Oradan oraya gidiyorsun, evine gidiyorsun ama ressam olsaydım ben zaten muhtemelen evime yakın bir atölyem olurdu ya da atölyemde yaşıyor olurdu.
takılırdım, hiç motivasyon sorunum olmazdı. Aa, bir ara sadece şey olabilirdi. Muhtemelen bir buhran dönemi yaşardım. 4 sene İnanma, klişeler havada uçuşuyor şu an. 4 sene elime hiç fırça alamadım. Bir dakika. Şey olsan, sanatçı olsan, sanatçı deyince de böyle bir garip geliyor şimdi. Biz değil miyiz? Değiliz bu arada. Resim sanatçısı da. Resim sanatçısı. Mesela kendine sanatçı der misin? Parantez açalım. Hayır. Tamam. Ama mesela resim sanatçısı olsan abi nasıl mutlu olacaksın? Yine bir para kazanma, bir geçinme şeyin olmayacak mı? Şu anki gibi. Hatta daha da zor olmayacak mı geçinmek? İşte olacak, o yüzden olmadı. Olacak canım. Onları zaten. Onu seçenler deli. Ha, yani çok zengin. Onu göze alıp olsaydım öyle bir şeyim olmazdı. Mantıklı. Yani bu halimden daha iyi mi tahmin ediyorum? Dur birazcık şete bakayım. Yani sonuçta profesyonum artık o olacaktı. Yani resim çizmek olacaktı. Eğer resmi konuşuyorsak o. Ama o zaman da muhtemelen UI tasarımı bilmeyecektim. UI tasarım bu arada çok önemli ya. Resim alanında iyi olmaktan çok tanıdık galeri önemli olduğu için bence çok saygı duyulacak bir yanı da yok. O konuda... Shots fired. Bu arada yani lafın altından bayağı döşedi şeye. Yani şimdi haksız da sayılmaz. Kesinlikle katılıyorum bu arada. Şöyle, ama tabii bir çok başarılı bir insan varsa onu kimsenin ben göz ardı edebileceğini zannetmiyorum. Ama mediocre insanlar için o söylediği geçerli. Gerçekten kendilerine şey yaratabilmek adına bambaşka şeylere giriyorlar. Biçimlere giriyorlar, çok zorlanıyorlar gerçekten. Şeyi açıkçası ben çok bilmiyorum. Galeri, işte kültürü, işte nasıl dönüyor işler falan çok bilmiyorum. Şey gibi yani mi? Bizim tanıdık bir çocuk var, bir bak işlerine gibi mi oluyor? Yani mesela mezun olduğunu düşün resim bölümünden. Eğer hiçbir şekilde tanıdığın kimse yoksa, galeri sahibi bir çevrende tanıdığın kimse yoksa, karma sergiye katılabileceğin bir tanıdığın yoksa, gidiyorsun abi bilmem kaça bilmem kaç duvar satın alıyorsun. Ben de bu şeye, sergide yer almak istiyorum diyorsun. Ya da onlar sana teklifte bulunuyorlar, galeri sahipleri. Sen de satarsan belki resmini satıyorsun o sergide. Ama satamadan boşuna bir yatırım yapmış olarak geri gittiğinde oluyor. Riski business. Direkt o alanı ama, satın alabiliyorsun. Ya ki alanı kiralıyorsun işte. Stand gibi aslında, kendine kiralamış oluyorsun. Öyle geneli o şekilde yürüyormuş benim anladığım kadarıyla. Arkadaşlardan konuştuğumuz kadarıyla, ama eğer tanıdığın varsa tabii, mesela işte şey var, Eylül Köksümer diye bir çizer arkadaşım var. Onların zaten ailesinden gelen bir galericilik şeyi var. Kendi galerileri olduğu için kız istediği gibi, istediği servisinde katılabiliyor. Kimse de bir şey diyemez yani. Şey, galerileri var mı tam emin değilim de, atölyeleri olduğunu hatırlıyorum, ama atölyede sergi de düzenliyorlar. İşte ona göre atıyorum sipariş alıyorlar. Şimdi mesela Eylül'ün gerçekten oturmuş bir stili var. Yani 45 metre öteden tanırsın onun stilini. Dolayısıyla kendi stilinde bir şeyler yapıyor. Muhtemelen diyelim ki Eylül'le bir kitap evi anlaşmak istedi ve dedi ki bizim işte kitabımızın içindeki illüstrasyonları çizer misiniz dedi. Kendi stilinde çizecek. Kimse de kalkıp Eylül'e demez ki, bana şu stilde çizer misin? Yani böyle absürtçe bir şey olamaz, anladın mı? Şu anda bize ama öyle geliyor. Biz mesela illüstratör olarak kendimizi tanıttığımız zaman, ben şöyle şöyle şeyler çiziyorum diye geniş bir skala sunmaya çalışıyoruz insanlara. Ve o skaladan yola çıkarak bazen bambaşka bir şey isteyebiliyorlar. Ben önceden mesela şey, davetiye tasarımı yapıyordum ya. İşte organizasyonlara falan da broşürler, bir şeyler bir şeyler. Bir süre çalıştık. Sonra kadın bana gelip Pixar'dan bir örnek gösterdi. Yani şu tarz aslında istiyor dedi müşteri. Buna çekebilir miyiz dedi. Ben de dedim ki ben zaten o tarz çizebiliyor olsaydım. Sizinle ne işim var? Birincisi dedim çizim değil o 3D. Çizmek denmez ona. 3D modelleme ve texturing gerekiyor. Rendering ve lightning bilgisi gerekiyor dedim.
Zaten Pixar'da olurdu. Neden burada? Şey gibi oldu. Kadına bu şekilde söylemedim. Kadına sadece şey dedim. Böyle çizebiliyorsan Pixar'da olurdu dedim. yine o şekilde söylemişsin. İyi de demişsin. Dur bir dakika chat'e bakayım. Çok eğlendim ya. İyi olmayan bir illüstratör para kazanabilir ama çok zengin olmaz. Ama resim olup zengin olmak ismin olsun istiyorsan çevrenin her şeyden fazla. Çevre her şekilde önemli ya. Çok yani evet. Aslında evet. Önemli bir skill ama bazı kilit anlarda çevrenin bu kadar etkili olması nispeten üzüyor. Sana evet. Bir soru var. Onun öncesinde bir tavsiyede bulunacağım. Bu galerilerle sanatın sanat eserinin değerlenmesiyle alakalı. YouTube'da Adam Ruins Everything, yani Adam her şeyi mahvediyor gibi bir şey var, kanal var. Orada art galeri veya art işte pricing falan yazın. İnanılmaz komik yani. Mutlaka izlemeniz lazım. Gerçekten oradaki o illüzyonu ve bir sanat eserinin nasıl sahtekarlıklarla çeşitli fiyatlara satıldığını şaka yolu anlatıyor. Evet. Onu bir yere bana da yazsana ya, ben de bakayım. Bilmiyordum o kanalı. Tamam, şimdi şey balkona çıktım da birazdan chatten şey yaparım. Sen elinde telefon şeklinde mi takılıyorsun? Ha. iyi kalitesi, iyi yine sesin yankı yapmıyor. Özge. UI tasarımında renklerin ve parlaklılığın kullanma süresini belirlemeye yönelik etkisi var mı? Kara arayüz kullanma süresini arttırıyor mu mesela? Evet, ya onların aslında testleri yapılıyor çeşitli platformlarda. Fakat benim kendi deneyimlerime göre koyu tasarım şey olarak, yani uzun kullanım süresi olarak insanlar hani göz yorgunluğu açısından evet birazcık daha rahat ettiriyor, daha uzun süreye çıkarabiliyorsunuz kullanıcıyı ekranda tutma seviyesini. Atıyorum normalde şey çok renkli Clash Royale tarzı bir oyunda şey olmayan bir insan, o oyuna ediktif olmayan bir insan, çok bağlı olmayan bir insan 25 dakika içerisinde oyunu bırakabiliyor. Renkler çok fazla satüre geldiği için. Fakat daha soft, daha pastel renkler insanı ekranda daha fazla tutuyor. Bu ispatlanmış bir şey ama başka şeyler işte işin içine girdiği için, ne derler, mediumlar işin içine girdiği için değişiyor yani. Oyunda şey, örneğin ben işte Wolfenstein'ın ilk versiyonunu piksel piksel oynarken şeyi hatırlıyorum ya. Vay. Tuvalete gidip kusup geri gidip oynadım, hatırlıyorum. O kadar başım dönmüştü ki. Çok kötü oldum ya, artık dayanamayacağım. Gittim kustum. Ciddi mi? Devam ettim oyunu oynamaya. Evet, yemin ederim. Gerçek bir gamer ya. Gerçek bir gamer. Eskilerde. Sen içinde neler varmış ya. Bir de oyun oynamam diye dolaşıyor ortalıkta. Sonra oynamadım canım. Dedim bu ne ya. Oyun sana yetti. Sağlığımdan olacağım artık. Ama evet yani o yüzden... O açıdan yani başka şeyler devreye giriyor ama pastel renklerle tabii ki daha fazla tutuyor. Kimin? Ha, bir de açık renkler. Ha açık pardon renkler. Bitirdin sandım. Bu kadar. Kimin sanatçı olduğunu zengin reklamcılar karar verir diyebilir miyiz? Ha? Zengin reklamcılar mı? Ya işte şeyi bu sektörü döndüren galericiler falan, onu demek istedi sanırım. Parası olan insan diye şey yapabiliriz. Ya evet, müşteri karar veriyorsun. Bir şey görmüş, ben bunu istiyorum diye. Ve sen de orada bir ürün satmaya çalışıyorsun. Sanat, yani sanat için ürün mü diyoruz? Yok. Sanat için demiyorum. Peki, ya, o şeye... sanat çok benim için geniş bir şey olduğu için sektör tamam, veya... Tamam işte yani... beyin fırtınası yapıyoruz. Mesela sanat sanat içindirse sergiye konulduğu an sanat olmaması lazım parayla satılacağı için mi? Hayır canım, münasebet hayır, kesinlikle katılmıyorum ona. Şeyi hatırlıyor musun? 2 sene önce seninle mutfakta bir... Abi hatırlatma ya, bak anladım neyden bahsettiğini ve aşırı sinirlendim. Ben mesela destekliyorum o tarz sanatları. Ya, seviyorum, benim hoşuma gidiyor. O
tutarsa. Ama ne olduğunu da bir anlatayım istersen. Hayır, anlatma, herkes böyle bizim neyden bahsettiğimizi anlamasın. Anlat. Sana bak yani, eminim evet. Ki chatten sana bir tane insan katılmayacak ama ben şimdi böyle dedim diye katılacaklar. Yok tamam. Hayır ya, katılmasınlar, sorun değil benim için gerçekten. Zaten şu anda buna katılan bir insanla daha karşılaşmadım. Karşılaşırsam çok şaşıracağım. Peki, olayı anlat, sonra da niye bunu desteklediğini anlatırsam beni de aydınlatırsın. Dinliyoruz efendim. Tabii ki. Bir sanat galerisinde hiçlik 17 bin dolara satıldı. O kadar, daha fazla be. Daha fazla mıydı? Yani aşırı bir fiyatı yoktu ama. Aşırı bir fiyatı vardı. Öyle 50 bin dolar falan. Bayağı şeyine. Binlerce dolar falan. Fark etmez. Benim için şu anda paranın ederi önemli değil. 1 milyon dolar olsa da benim için okeydi o. Anladın mı? Çünkü şimdi benim için orada önemli. Allah. Hiçlikten kalsın da gerçekten hiçlik. Yani duvarda hiçbir şey yok. Sadece galeride eserleri aydınlatmak için kullandıkları aydınlatma malzemesi var. Lamba var yukarıda. Duvardaki boşluğa... Abi sergiye giriyorsun. Sergide hiçbir şey yok. Olmayan şeyi satıyorlar. Millet de böyle çatır çatır satın aldı. Evet. Ve altında da eserin sahibinin adı yazıyor. Ve kırmızı noktayı yapıştırmışlar yani satıldı diye. Ama şimdi insanlar şeye geldiler burada. O sonuçta somut bir şey alıp da eve götüremiyorsun. Yani çok dandik, aptal bir enstalasyon bile olsa, diyelim ki kurumuş kakanın üzerinde bir şey bayrağı düşün. Ne bayrağı olsun? Endonezya bayrağı olsun. Sağolun, Endonezyalılar gibi kızıyormuş bana. Bunu bile yani alıp diyelim ki götürebilirsin. Ben bunu aldım, 1 milyon dolar verdim. Geri zekalıyım ama verdim bir şekilde. Bu artık benim. Bu bok benim artık, tamam mı? Bunun tatminini yaşıyorum. Evimde sergiliyorum. Altına da efsane sütun yaptırmışım. Ama şimdi diyorlar ki hiçliği sen evine nasıl götüreceksin? Veya galerin var diyelim ki, art kolektörüsün. Götüreceksin, nasıl sergileyeceksin? Sergileyemezsin bile yani. Bu kadar ekstrem olmamalı ya sanat falan dedi insanlar. Ben de hacit dedim. Kime göre, neye göre? Ama yani o çok... öncelikle neden bunu sanat olarak gördüğünü kesinlikle açıklayamadın. Hayır, fikir ya. Fikir benim için satılan fikir. Yani orada bir senaryo var. Senaryo da benim için mesela bir sanattır. Senaryo yazılımı vesairesi. Yani ondan yola çıkarak ben fikrin çok ekstrem olduğunu ve edeceğini düşünüyorum. Yani ona 1 dolar da verilmiş olsa, 1 milyon dolar da verilmiş olsa, yani kim ne kadar ödemek isterse ödesin, benim için sanat o. Anlatabildim mi? Anladım. Bir sergide yer alabilir. Kara para aklama yöntemi. Evet, öyle bir muhabbet de var. Ne var var, evet tabii canım. Sanırım benim için en az hani sanat olarak değerlendirilme aşamasına gelmesi için bir şey görmek istiyorum ben. Biraz old school'um sanırım. Bir üstünde uğraşılmışlık, bir nasıl diyeyim? Yani görsel olarak da haz veren bir şey, estetik bir şey olmasını bekliyorum sanırım. Ama mesela bu işte boşluğun satılması üzerinde konuşursak bence bayağı işte felsefe yapıyoruz adı altında böyle kekoların paralarını toplayıp sonra içinde yüzmüşler falan böyle yani. Ay, olabilir. Katılmıyorum. Agree to disagree, okay. Evet. Ya çünkü şey ya, ya sanat, ben onun içinden çıkamadım kendimce. Bu sanat, bu değil. Bu sanat, bu değil. Nereye kadar gidecek yani? O yüzden kabul ediyorum yani. Özellikle çarpıcı şeyleri çok sevdiğim için, ekstrem sanatı sevdiğim için, tabii ki şey dahil değil buna, hayvanları abuse eden tayfa dahil değil kesinlikle. Öyle onun bir şey de vardı, köpeği bırakıp ölmesine şey yapan mesela. Evet, yani onun ki her türlü modern sanat bana zevk veriyor açıkçası. Özge'nin savunduğu şey arkasındaki fikir. Yani o fikirden dolayı sanat olarak sayılabilir diyor Özge. Anlamamış da.
Ama Evet, yani mesela çünkü ben bu performans tarafını da seviyorum. Yani orada da bir şey yok. Senin sadece aklında kalan şeyler oluyor. Birisi diyelim ki saçma sapan hareketler yapıyor, bir şeyler yapıyor, çığlık atıyor, gidiyor falan filan ya. O benim için o da okey. Çünkü benim aklımda kalıyor artık. Hatıramda bir sanat olarak kalıyor yani. Birisi bir şey perform etmiş orada. Okey yani, anladın mı? Ama Öyle. mesela bu bahsettiğimiz işte olmayan portre şeylerin satılmasında bana şey gibi de geliyor. Mesela galerinin içinde nasıl diyeyim? O zaman tablo asılı olmayan her şey aslında sanat olabilir yani. O zaman bir orada işte limitin içine koymuyor ya, bir çerçevelemiyor. Orada bir her şey sanattır şeyi çıkarırsak. Ya da ben buna sanat diyorsam ve sanat benim dememle sanat oluyor çıkarabiliyorsak, hani o zaman her şey sanat oluyor ve neden gidip ona para vereyim? Hani oradan bu çıkarımı yapıp Ha, her tabii yer tabii. sanat falan deyip satılmaması daha mantıklı olurmuş. Öyle olsa mesela etkilenirdim. Yani şöyle, aslında motivasyon dediğimiz şey bunun altında çok önemli. Bir de sanatçının kendi değeri de önemli. Şimdi aşağılamak için söylemiyorum ama diyelim ki bir modern sanatçıyı düşün. 20 senedir bu işin içerisinde çeşitli işte performans sanatlarında bulunmuş. Hayvan gibi kendisini sanata adamış, şeylerden çıkmıyor, galerilerden çıkmıyor, sanat tarihini yalayıp yutmuş falan filan bir insan. Sanata kendini adamış yani, tepeden tırnağa. Bir tane mavi tablo boyadı, tamam mı? En fix şey, örnek, klişe örnek. Ondan sonra geliyor bir tane dolmuşçu, o da mavi tablo boyuyor. İkisinin de fırça darbeleri birbirine benziyor. Aynısı, iki embesillikte tablo. Yani şimdi o 20 senedir kendini modern sanata vermiş adamın yaptığı tabloyla dolmuşçunun boyadığı arasında tabii ki ikisinin fark var. Ama kalkıp da o anda orada duran enteresan bir iş adamı dolmuşçunun tablosuna 1 milyon dolar verebilir. Tamam mı? Ya bir anda şeyi, game changer bir şeyde bulunabilir. Aktivitede bulunabilir. O yüzden yani başlı başına şu şöyledir, bu böyledir demek yeterli olmuyor. Çünkü sanatçının kendisi değiştirebiliyor. Fikir değiştirebiliyor şeyi, olayın gidişatını. Veya parayı veren insan değiştirebiliyor. Yani insanlar da söyledikleriyle ve eleştirdikleriyle kalıyorlar. Olan yine oluyor ya, gerçekleşiyor. Ya o adam sanat tarihine sonuç olarak girdi mi, hiçliği satarak girdi. Biz şu anda burada onu konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Yani bence bir şey. It is something. Yani masterpiece değil ama something diyorum ben. Ama bence o aşırı zengin adam dolmuşçu demiştin değil mi sen? Evet, dolmuşçu demiştim. Dolmuşlar Derneği. Açıklama yapıyorlar. Şey, açıklama yaptılar ya. Şoko Pop'u izliyor musun bu arada? Evet. Şoko Pop'ta işte Seda Sayan'a Ameleler Birliği şey çıkıyor. Biz damızlık değiliz diye. Aklıma geldi. Dolmuşçular çıkıp böyle. Evet. Daha sayın öyle bir şey demişti sanırım ya. Evet, Aa, ben sinanlar ya. Şokopop'tan öğreniyorum bu güzide bilgileri. Ama şey Kıyamam Türk ya. kültürü. Diyeceğim şu ki o zengin adamın bence dolmuşçunun yaptığı işe para verme ihtimali çok düşük. Çünkü aslında o da PR'la işte şey yapılan sanatçının işini satın alarak prestijle satın alıyor. Ama o aşamada Evet. dolmuşçunun bir prestiji ve onun parasıyla satın alıp kendine prestij üstüne prestij ekleyebileceği bir şey yok. O yüzden mesela bir sürü sanatçı bence öldükten sonra ünlü oluyor. Çünkü daha fazla şey üretemeyecek, hem Aha. sınırlı artık, hem de üstüne onu PR'ın bilmem nesini yapıp Evet ya, orada yürüyorlar. işte tabii sanatı pazarlayan insanlar da bayağı bir rol üstleniyor. Yani aslında onların elinde oluyorsun birazcık da o pozisyonda. Galerinin de elinde oluyorsun. Yani 20 bin dolar derse galeri, artık diyelim ki normalde sen yeni mezun bir ressamsın, tamam mı? Eskaza bir şekilde galeri ile anlaştın. Galeri de dedi ki, Hacit dedi, senin şeylerin iyi.
biz dedi senin şu çizimin dedi 20 dedi. Hadi oradan yürüsün dedi. Bir kere zaten 20 binlik bir şey sattıktan sonra senin geri 1000 liraya düşmen zor. Yani merdivenleri zatmaya başlıyorsun. Hmm. Bu Jackson Pollock'un bir tane tablosu vardı ya, 1 milyon dolar mıydı? 200 milyon dolar sanırım. 160 milyon dolar gibi bir şey yani. Bir Arap şeyhi almış tabloyu. Yani şimdi tabii elden ele de sürekli değer kazanan bir şey. Yani aslında yatırım yapmış oluyorsun bir yandan da. Kara paranı atlıyorsun da bir yandan da eser sende kalıyor. E satmak istersen satarsın yani. 160 milyon doların var artık senin. Yani senet gibi bir şey. Hisse senedi. Bu arada o senin daha demin bahsettiğin şeyi bulamadım. Biri sormuş da bahsedilen tablo ile ilgili link. Aradım da bulamadım. Sorry. Ama ben şeyi bulacağım şimdi. Adam Ruins Everything'i bulmam lazım. Benim de aklıma o geldi. O şeylerle, sanat eserlerini. Panda çizimini satmıyor ama satın almak isteyen de yoktur. Art. Why not market? Bakalım bu muymuş? Evet şu. Scam. Scamming. Senin YouTube kanalını mı? Evet evet. Şöyle bir atayım. Aa. Ne? Ulan kanalda modsun ya. Neymiş? Teşekkür ederim. Hayır, kanalda modsun, nasıl linkini engelliyor? Ay, kediler kavga ediyor kapıda. Ay! Gerçekten içeride kedi var. Ses geliyor mu? Evet, hayvan gibi geliyor. Şu an bağırışıyorlar. Korkuyorum, birbirlerine bir şey yapacağım. Sağ ol bebiş. Öyle yani Duygucuğum. Gerçekten konuşabileceğimiz her şey konuştuk. Neden sanat konuştuk bilmiyorum yani. En son konuşmak istediğim şey, en korktuğum şey ya. Sanat konuşmak. Ay dur. Evet. Bir dakika. Duygu ölecek bence şu anda. Bir saniye gerçekten. Beklesene. Şunları bir koy. Tamam, kıçımı görme. Bekle. Ama bir yandan da güvenliğim şüphe ediyorum. Yani. Ne oluyor? Şşt. Çok enteresan. Aa çocuk. Ay çok fena. Bizim nasıl bir ortamdasın acaba, çok merak ediyorum. Bizim mahallenin kedileri biraz, daha doğrusu mahallenin erkek kedileri biraz şeydi. Psycho. Evet. Olabilir, olur öyle. Doğa çağırıyor şeklinde. Şu an benim ekranımı görüyor musun? Yani şeyi yayınlıyoruz. Evet. Sence bu çizim bitti mi? Bakayım. Bu kadar mı? Direkt cevabı altın verdim. Hayır, altı yok değil mi? Altını göremedim de. Yok, sadece kafa. Ha okey, bence son düzeltmelerini yaparsın. Bir de saçıyla sanki azıcık daha oyna. Ama saçı çok zor. Ne ya, Allah Allah. Abi saç hiç beceremiyorum. Saç için bir önerin var mı? Sen mesela saçı nasıl çözüyorsun? Hoş geldin. Saç için YouTube'dan 2-3 tane tutorial izledim. Yok abi. Gerçekten çözmüşler elemanlar. Saygı duyuyoruz. Brush önemli açıkçası. Brush önemlicilerden misin? Evet evet, brush önemli ya. Bence kesinlikle önemli yani. Büyük geldi mi? Heh, şimdi küçük küçülttüm. Evet. Bir de şey sanırım kumaş gibi şey yapıp, önce davranıp saça. Ha, hep onu deniyorum sonra, ama sonrasında şey yapamıyorum. Evet, daha sonra ayrıntısına girmek gerekiyor. Ama silüetini tabii ki de önden şey yapacaksın. Belirleyeceksin.
Onun içinde yine bak sevdiğim bir abla var. Onun şeyini, linkini atayım. Sakura Topaz. Bu saç için mi? Evet. Ama bulabilecek miyim acaba? Ben bir de şeye hayret ya, gerçekten enteresan geliyor. Bu grayscale yapıp sonradan bu atacağım hanımefendi öyle bir hanımefendi. Yine sinirlendim. Ya ne ya? Ne yapar mısın şunu artık? Yardımcı ol. Bir dakika ne dur. Ne oluyor? Bir saniye. Atacağım. Ben bir bota şey yapayım. Sinirlendirmesin. Evet. Bu ha mesela ablamızda. Ne aynı link ne? Tamam işte doğru link. Bot ayarlarında Edim'i mi attım yine yoksa? Yok. Bot ayarlarında auto permit'te sadece subscriber'ları seçebiliyorum. Mod seçemiyorum. Niye? Allah Digital Allah. Hair Painting Tutorial ismi. Yani stil olarak bizden farklı bir stilde çalışıyor. Ama mantık olarak şey yani iyi. Aa biliyorum bu kızı. Biliyorsundur, kesin biliyorsundur. Gerçekten iyi tavsiyeler çizim konusunda ama o grayscale olayını yapamam ben. Ben de yapmam yapamıyorum. Yani. Ya bir de yapmam yani, yapmak istemiyorum. Öyle yapmak istemiyorum. Aa anlamadım. Sen Özge, sen mod değilsin. Niye değilsin? Bana bak VIP verecekmişim öyle diyor. Modluk verdim ya, niye VIP verdim? Her şey var. Birinci olmam için her şeyi yap. Ay. Sen de yayın açma şeyi... Hayır. Hayır. Yandan gelip sana ay söyledim işte yani bir onu yaparken onu yapamam yani. O zaman her yayına katıldığında senin çizme vaktinden çalıyormuş olacağım. Çalıyor olacağım. Ha, ama çizmiyorum şu anda, yatıyorum o yüzden. Yatma vaktinden çalıyorsun. Onu da bir yandan yapıp sanırım yatarken konuşabilirim yani, o kadar da değil. Yukarıda bir ara birisi bana bak multitasking yapamazsın demişti. Gayet de yapamıyorum. Bak hem yatarken. Gerçekten multitask olarak sayılabilecek bir yatak. Evet bence öyle yani. Neden olmaz? O da bir sanat. Performans sanatı. Hayda. Çok eğleniyorum şu anda. Motivasyon hakkında bok gibi önerilerimi yaptığımı düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Bir yandan düşünüyorum motivasyon üstüne konuşmadığımız bir şey var mı diye ama. Yani mekan kendine ait alan oluşturmak, yani düzenli ve sürekli bozulmayan bir alan oluşturmak önemli. Kesinlikle onu yapmak gerekiyor. Bir. Ben artık kendimle kavga ediyorum. İşte şey... Deadline de olabilir. Aynen, olabilir yani. Kendime deadline veriyorum ve şey... Muse, yani ilham gelmesi diye bir şey olmadığını artık kabullendim. Yani ilham gelmesi diye bir şey bence kesinlikle yok abi. İlham procrastination için bir bence bahane ya. İlham yani açıkçası bana geliyor. Sevdiğim bir şey gördüğüm zaman. Ki geliyorsa bile aslında sürekli çiziyor olsam gelme sıklığı da belki artacak. Evet yani düzeni oturttuktan sonra diyelim ki dedin ki kendine her çarşamba ben bir çizim bitirmiş olacağım. En kötü ihtimalle her çarşamba güzel bitmiş bir işim olsun dedin diyelim ki. Bir şekilde onu bütün hafta yapmasan bile belki salı akşamı bir tane oturumla bir şey yapacaksın. Çünkü bir çarşambaya bitmiş işin olması gerekiyor. Bir kural koydun artık kendine. Bu tarz şeyler söylemek gerekiyor. Bir de yayınlamak da gerçekten motivasyonu arttıran bir şey. Yani ille de
herkese göstereyim, dünya alem benim çiziklerimi görsün şeklinde değil. Ama yani kendi galerini oluşturmuş oluyorsun ya artık, Instagram'dan mı yapıyorsun, YouTube'a video mu ekliyorsun, Twitch'ten mi yapıyorsun, neyse. Hmm. O galeriyi oluşturmak da güzel bir şey yani, motivasyon açısından. Peki mesela hiç paylaşmadığın işler falan var mı? Yoksa böyle her yaptığın... Var. Hı, var. Ama beğenmediysem genelde ben paylaşmıyorum açıkçası. Ha. Veya bitmediyse biraz daha yapayım diyorum ondan sonra. Yoksa beğendiğim bir şeyi koymak isterim yani, neden olmasın? Peki mesela belli bir süre paylaşım yapmayınca falan böyle anksiyete oluyor mu? Ha evet evet tabii. Hadi ya. Paylaşayım diyorum yani. Sosyal medya acaba iyi mi oldu, kötü mü oldu, bazen emin olamıyorum ya. Ne açıdan? Yani çizimde iyileşmenin yanına bir sürü başka böyle kafana taktığın problemler oldu. Artık eskiden olmayan işte like sayısı işte evet. Ama bunlara çok takıldığımızı zannetmiyorum ben. Belki başka insanlar takılıyor olabilir ama yani beni bir kişi de takip ediyorsa bir şey yeter. Hadi ya. Duygucuğum, sana çiziyorum bebeğim. Sevgiyle takip ediyoruz. Ben açıkçası çok şey değilim yani, çok da böyle beni etkileyecek kadar da takmıyorum ama. Evet. Bence de ama takan insanlar var yani, gerçekten o sapıklık derecesinde insanların profiline hani ben senin artını beğendim, sen de benimkini beğenir misin falan public bir şekilde yazmak o şey oluyor. Gerçekten sıkıntıda olduğunu hissediyorum. Şundan bahsetmiyorum ama mesela sevdiğin bir çizer var. Hı-hı. Onun senin çizimlerini görmesini istiyorsun. Ona yazabilirsin. Ama şey like gibi, for like. Like for like. Aynen. O biraz şeye giriyor yani. Gerek yok yani o kadarına. O kadar kendini yıpratmaya gerek yok. Ona harcayacağım vakti gerçekten çizim yapmaya harcasam daha iyi olabilir. Eskisi kadar yok sanki öyle takılan tipler ya. Ya da bana mı denk geldi? Var, çünkü nereden olduğunu anlıyorum biliyor musun? YouTube'da hani nasıl 100 bin takipçiye ulaşırsın videoları var ya. Hı hı. Onların altındaki yorumları oku. O zaman zaten anlayacaksın insanların takipçi ve like kasmaya çalıştığını. Hani nasıl yapabilirim? Kafayı yemiş durumdalar. Yapmak istiyorlar yani. YouTube'da o videolar zannediyorum ki çok popülerdir. Evet. Ama yani merak ediyorum. Giriyorum, bakıyorum. Hani hakikaten belki de şeydir diye. Gitmiş Mickey Mouse'un üstünden şey çizmiş. Kuru boyayla. Yani neyini takip edeceğim ben senin yani? Mesela bakma. Peki öyle öyle insanların çizim başına 3000 like alması. işte geldik mi galeriye? Harbiden mi? Yani o garip yani, o yapacak bir şey yok. Sonuçta şey, aynı çizimi yapan insanlar var. Onların da işte atıyorum 500 bin takipçisi falan var ama hoşlanıyor insanlar, takip ediyor. Önemli değil ki ya. Oralara çok takılmamak lazım. Takıyorum. Şey vardı ya mesela, isimsiz bir arkadaşın o işte Aykut bilmem nenin çizimlerine takmış olması. Ha. Sen anladın kimin taktığını. Neydi Aykut'un soyadı ya? Takip etmediğim için bak şu anda unuttum. Hatırlamıyorum ama takip ediyorum. Ama adını hatırlıyorum, Aykut bir şey. Aykut Aydoğdu. Tamam. Şimdi ilk bu çizilerin ben gördüğüm zaman mesmerize oldum yani. Aklımı yitirdim ve böyle şey falan, milliyetçi duygularım falan ayaklandı bir anda. İşte bu, işte Türk çizer. Harika çiziyor, bütün dünya görsün. Hem de zaten işte 375 bin takipçisi var. İşte bu falan diye böyle. Ondan sonra yok ya, onlar da işte şeyi, portreyi alıyorlar da aslında onun üzerinden iki brush darbesi yapıyorlar. Zaten hali hazırda çekilmiş güzel bir fotoğrafın üzerinden foto manipülasyonu yapmanın çizerlikle ne alakası var ya gibi bir görüş var. Bir yere kadar katılıyorum. Bir yere kadar mesela katılıyorum. Mesela onun lafa. Şeyinde
illüstrasyonlarında bayağı hani emek var. Yani şöyle, gerçekten birebir fotoğrafa çok benziyor. Ben bilmiyorum, gerçekten fotoğraf üzerinden mi, foto manipülasyon yaparak mı yapıyor? Sanki öyle değil en gibi. Baştan mı çiziyor? Yani yetenekli ama yani gerçekten onu manipülasyon güzel. yaptığını sanmıyorum açıkçası, çünkü hani okey şeyden dolayı olabilir, referansa aşırı bağlı kalıyor yani, böyle fotorealistik gibi. Hani bir şey vardı ya, adamın adı neydi ya, Yeditepe'de hatta şeydi. Evet, yani fotorealist çizen insanlar işte, o da bir yetenek, o seviyede insanlar var, bu yapılamayacak bir şey değil yani. Aynen, Bu kadar bak inanmamak. O manipülasyon yapmıyor. Yaptığı çalışmalar olabilir ama adam çizip boyayabiliyor. Yani şey gibi, bir başlangıç için belki eskiz aşamasında üstünden bir geçiyordur ama renklendirme, boyama şeyinde o benim bok attığım tayfa gibi değil bence yani. Evet. Evet, kesinlikle. Ya foto manipülasyon yapıyor olsa bile zaten benim kabulüm. Ben o janrayı da seviyorum. Hoşuma gidiyor yani, ama tabii o zaman belirtmek gerekebilir. Ben illüstratör, foto manipülatör falan gibisinden. Hani kandırmamak lazım insanları. Çünkü düşünsene, fotoğraf çekiyorsun, altına yazıyorsun ki işte bold pen painting. Evet. Gibi, anladın mı? Kandırdım ben insanları. Şey yaptılar, hayvan gibi ne derler, hayran oldular, övgülerde bulundular ama fotoğraf aslında. Aynen, adam render yapabiliyor. Yani o da bayağı önemli. Bir de şey, baştan çizdiği bir şeyini görmüştüm ben. Ne derler, speed painting'ini görmüştüm. Çiziyor yani. Gayet çiziyor. Yalan yok. Evet. Ben görmedim hiç. Merak ettim. Sanırım hikayesinde atmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir. Ama ekstrem bir level ya. Mesela öyle çizmek ister miydin? Nasıl? Aykut Aydoğdu style'a. O kadar iyi render yapabilmeyi isterim ama mesela öyle o tarz şeyler çizmezdim herhalde. Yok, tarz açısından değil mesela, cilt boyamasına mesela genelde insan portresi çiziyor ya, ve aslında farklı farklı stillerde de yapıyor, hep komple şey değil, birebir aynı değil. Eski işlerini mesela ben onu çok seviyordum, daha böyle illüstrasyon tarzı, daha böyle semi realistik falan tarzda işleri vardı, ben onları çok seviyordum. Çok çok gerçekçi çizmekten ben pek keyif almıyorum. Evet. Ben merak ettiğim için sordum. Ama hani o kadar iyi ama yapıp hani öyle yapmaya yapmamayı isterdim. Sen var ya sen. Duygunun bilinçaltını biliyoruz. Adam iyi. Onu kimse aksini söyleyemez. Bence de katılıyorum. Üstünden çizdiğini kendi söylüyormuş bu arada. Öyle mi? Bana gelen işlerde özel olarak fotoğraf çekip gönderiyorlar. Hı-hı. Üzerinden çiziyorum. Sonuçta bir endüstriyel iş nasıl hızlı olacaksa öyle çalışıyor adam. Evet. Aslında eski işlerini silmese de olurmuş ya. Birçok çok güzel işleri vardı. Niye silmiş ki onları? Şu anda bakıyorum da. Aa, silmiş mi? Yani benim sildiği şeyler var, işler var. Hatta birkaç tanesini ben Instagram'da kaydetmiştim. Yok. Gözükmüyor. Arşivlemiş herhalde. Kısmetimizde yokmuş. Aa, bakmayalı bir şeyler eklemişsin. Saça maça. Evet. Gına geldi ya. Aa, motivasyon Duygucuğum. Lütfen. Sokayım. Bu arada bu şeyler için çizimdeki temizleme olayını öncesinde mi yapıyorsun, sırasında mı yapıyorsun? Neyin nasıl yapıyorsun? Dış hatlar için söylüyorum. Hepsi o an aklıma gelince biraz temizleyeyim, sonra bıdı bıdı bir şeyler. Karmaşık ama yani.
Zaten sürekli layer'ları birleştiriyorum mesela. Ondan bir kurtulamadım. Aa öyle mi? Bak layer birleştirdim gene üstüne yapıyorum. Ha öyle. Ama şey yapmıyorsun değil mi? Mesela 10 dakika önceki versiyonun ayrıca bir kaydetme gibi bir şey. Bazen. Ama sonlara yani hani kafamda sonuna yaklaşmışsam çok kaydetmiyorum. Anladım evet. Evet ilk başta daha çok lazım. Doğru söyledim. Evet. Bugün planım şuydu abi. Şu an yaptığım çizimi bitirip bu hani sana bahsettiğim bir kafamda fikir var falan demiştim ya karakter. Ona geçecektim ama tabii muhabbet koyu olunca geçmedim. Acelesi yok canım. Bir sonraki yani bir sonraki hani, yılda yaparsın. Bu hafta içinde ölmediğim sürece geçebilirim sonuçta. Doğru söylüyorsun. Ah ah bak saat kaç olmuş. Benim uyku vaktim geliyor Duygucuğum. Böyle bir kaçış yok uyku vakti. 10.30'da mı uyuyorsun teyze? söyledi mi sana bende hipersomnia var diye? 12 saat uyumazsam günüm kötü geçiyor. 12 saat. Oh boy. Yok, şaka şaka 11 falan. Error verdi. Seni uykuya mı uğurluyoruz? İnanmıyor yavaş yavaş. Evet daha fazla konuşup bir sonraki yayınlarımızdaki konuları bitirmek istemiyorum. Tamam. Esas tamamdır. Motivasyonum nasıl motivasyon? Çok iyi bence. Mantıklı ama ya. Biriksin sen biraz. Sen sonra üstünden şey geçer. Ne onun adı? Bir özet geçersin. Ben sonra tekrardan izlerim oraları. Kaçırdığım bir motivasyon şeyi varsa eğer triklere, önerilere oradan onları kapıslarım. Sen gittikten sonra hiçbir şey konuşacak halim olacağını sanmıyorum. Nasıl? Olsun ben yine de izlerim. Demin şey yaptım. Layer'ı kapattın mı ya? Pembeli bir layer vardı. Ha, o renk seçiyorum ya onu etkilemesin diye kapatıp bakıyorum. Ha tamam pardon. Okay, okay. Önemli değil. Neyse bir dahaki sefere birazcık daha şey yaparak bir yandan çizimini izleyerek şey yapacağım, konuşacağım. Sonuçta kaçırdım yani. Bir sürü şey öğrenebilirdim. Estağfurullah ya. Kaçırıyorum şu an, kaçtı gitti her şey. O zaman seni ve izleyicilerini öpüyorum. Biz de seni öpüyoruz bacım. Uğradığın için teşekkür ederim. Evet, rica ederim. Sonraki yayınımda görüşmek üzere. İnşallah amin. Çok şey protesto olursa baş başa konuşuruz. Hayır gelmesin istemiyoruz falan diyor. Öyle bir şey diyen insan yayınımda barınmasın mümkünse. Oo bak güzel aldım. Benim yayınım amin benim bu. Kurallarım orospu. Ama bu orospu. Kurallarımda gücüm sizin döv benim. O kadar da değil Özgür. Delirmiş değil mi? O zaman gerçekten öpüyorum bu sefer son kez. Tamam hadi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hadi iyi motivasyonlar. Geceler. İyi geceler. Bay bay. Bay.